Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi diğer gençliğin yayıncılarıyla beraberiz. Şu an herkese soracağız işte bir yayın şeyin hakkında, oyun hakkında ne düşünüyorlar, 1-3 peçe hakkında bir şeyleri var mı, yeni gelen karakterler daha önce bu tarz bir oyun oynadılar mı vesaire gibi. Önce Şia'dan başlayayım, en çok insanlar onu merak ediyor. İstediğiniz gibi sırayla söyleyin şimdi. Diyeyim ya. Ya da şey, ekranda nasıl gözüküyorsanız o sırayla mı sorayım, nasıl hoşunuza giderse Fatih yani. başlasın önce. Ben de Fatih gözüküyor. Tamam. Ben de böyle. Hiç sorun yok ya. Şey, Şua'yla ilgili şöyle bir düşüncem var. Belki birçok insan farkındadır. Yani broken dediğimiz, yani bu çok aşırı güçlü dediğimiz, yani böyle bir karakter kavramını yaparsak herhalde Şua ve Ganyu şu anda ikisi en OP iki karakter herhalde oyunda. Yani oyunun şöyle bir şeyi var şu an, hani hepimizin fark ettiği gibi. Kompetitif bir şeyi yok bu oyunun. Yani diğer oyuncularla böyle birlikte yarışabileceğimiz ya da işte kendimizi kıyaslayabileceğimiz bir şey yok. Bu noktada diğer kişilerle en çok kıyaslama yapabileceğimiz yer Abyss mesela. Bu Abyss'te işte kaçıncı kata kadar çıkabiliyorsun, işte neler yapabiliyorsun tarzında. Bu noktada herhalde iki çar şu anda oyunu alıp götürüyor, Ganyu ve Shao. Shao bu noktada bence en iyisi şu an herhalde Ganyu ile birlikte. Bayağı güçlü geliyor ama çok fazla şey istiyor benim gözümde. Yani çok iyi artefaktlere ihtiyacı var, çok iyi silahlara ihtiyacı var. Bu şekilde gibi. Güzel. Ben böyle düşünüyorum ya. Demek istiyorum. Normalde oyun, ben oyunda daha çok yeniyim de, böyle update'le falan şey geliyor mu? Nerf geliyor mu? Buff geldiğini gördüm geliyor. De. Geliyor. Ya, yok, nerf'ü bilmiyorum. Buff gelmiş de. Ya gacha oyunları genel olarak pek nerflemiyorlar. Çünkü bir nevi karakteri bize satıyorlar çünkü para karşılığı. Böyle bir şey olduğu zaman bunun bir kanuni şeyleri falan var. Yazıyordur illa TOS'inde zaten oyunun da. Çok ben detaylı bakmadım da genel olarak, ama gacha oyunlarında çok nerflendiğini görmedim karakterlerin. Herhangi bir rekabet de olmadığı için işin içinde şuna buna haksızlık tarzı bir şey yok. Yani herkes kendi dünyasında oynadığından dolayı isterse Ganyu gelsin herkese tek atsın yani, ya da herhangi başka bir karakter. Bir problem teşkil etmiyor ya, sana benim Ganyu'nun güçlü olması senin için bir dezavantaj değil yani. O yüzden genelde karakterleri nerflemiyorlar yani. Ben onunla ilgili soru sormak istiyordum. Acaba ilerideki patchlerde böyle hani diğer oyuncularla birlikte, yani co-op modundan hariç böyle ne bileyim kompetitif ya da daha yarışmacı ya da işte daha fazla içerik üretebileceğimiz bir şey gelir mi sizce? PvP gelirse çok güzel olur ya. Bence çok. Ama çok, gelmesi çok... oyunun tarzına aykırı olmaz mı bir tık, kompetitif olması? Yani olabilir. Ya şey de, gelir diye diyorlar mesela. Honkai Impact var, firmanın diğer oyunu. Onda işte bu Abyss gibi bir sistem varmış. Orada sıralama oluyormuş yaptığın hasara göre vesaire. O tarz bir şey oluyormuş. Ama PvP oyunun şu an zaten oynayacağını fark etmişsinizdir. Yani mekanikler, PvP'ye özgü mekanikler yok oyunda. Yapmaları yani komple her karakterin ayrı PvP bazı skill'leri olması lazım. Mesela herhangi bir karakterle ulti attığınız zaman 5 starlara biraz daha uzun sürüyor. Animasyon süresince hiçbir şekilde hasar almıyorsunuz vesaire. Bunlar PvP'de pek olacak şeyler değil yani, hani pek elverişli değil PvP'ye yani oyun şu an. Ben bu oyunu birine önerdiğimde ilk sorduğu şey 1v1 atabiliyor muyuz diyor. Evet. Herkesin oyun oynarken amacı o sanırım. Birileriyle kapışmak. Herkes şey birileriyle yapmak. Kapışmak istiyor oyunda. Öyle canım, en çok sorulan sorulardan biriydi o yani. Herhalde şey gibi ya, diğer oyuncuların mesela beklentisi şey gibi, işte daha başka böyle MMO falan oynayanlar bilir. İşte World of Warcraft'la ya da ne bileyim diğerleri, işte Knight Online ya da işte BD olsun. Diğer oyunlarda çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar seviyor PvP kısmını, işte hani birbirleriyle böyle kapışmayı sevdikleri için herhalde, ama bu oyun o mentalite dediği gibi ya. Gacha tarzı bilmiyorum. Gacha oyunlarda bu yok gibi. Yani biraz daha Ayta abinin yayınlarında da ben de ekleniyordum, o söylüyordu. Şey, hani günlük böyle 2 saat falan zaman geçirip daha sonra çıkılacak bir oyun aslında biraz daha. Yok, gachalarda oluyor PvP de, ama genel olarak dediğin gibi öyle. Çünkü bu adamlar şimdi nasıl oynuyorlar bu oyunu? Asya'ya göre çıkartıyor. Asya'da şöyle bir sistem var. Adam kalkıyor sabahleyin, işe gidiyor değil mi? Sabahın köründe çünkü metroda. Yolda işte metroda giderken giriyor işte günlüklerinden ya da resminin bir kısmını harcıyor. Öğlenliğin tekrar giriyor öğle arasında. İşte gidiyor 2 tane daha günlük görevini yapıyor. Akşam eve geldiği zaman da resmini komple bitirip günlük görevleri bitirip adam yatıyor. Ya böyle bir sistemde gençinde gereğinden fazla bile yapacak şey var aslında. Ama bize ters. Bizim insanlarımız istiyor ya da çoğu evde oturan şu an koronadan dolayı tayfa istiyor ki oyuna girsin çıkmasın bir daha. Öyle bir şey de maalesef yok yani.
Ya bir de şey yapıyorlar işte, başka hani arkadaşlarıyla oynarken hani karşılıklı oynayıp böyle bir kim hangimiz daha iyiyiz, hangimiz daha şeyiz gibi bir şeye giriyoruz biz millette sanırım. Evet. Oyun ilk Şeyde çıktığında vardı hep en çok sanki. sorulan soru oydu canım, herhangi bir... Ya şimdi adam mesela diyor, ben işte custom diyor karakterleri, ondan sonra ne yapacağım diye. Hiçbir şekilde oyundan keyif alıp almamak önemli değil. Ya para kazanma biliyor muyuz bu oyundan, ya da işte Aynen, adam o da var. dövebiliyor muyuz? Başka bir, genelde insanların sorduğu soru yok maalesef. Genç Sanki biraz şey... senin kendi dünyan gibi yani. Dragon's Pardon, Queen sözünü böl. açıldığında sanki hatırlarsınız belki, bir etkinlik vardı işte, en yüksek damage atanı falan gösteriyordu böyle. Dragon's Queen'de bir etkinlik de vardı sanki, bu olayı Evet, getirmişlerdi. gösteriyordu sanki. Onun gibi bir şey tekrardan iyi olabilir aslında. Chat'te bir arkadaş vardı, birlikte raid'e girdiğinde böyle atılan damage'i göstermek gibi. Baya tatlı olabilir belki. İşte Inazuma ile muhtemelen belki şey falan da eklerler. Guild sistemini falan eklerler. Honkai Impact'te de varmış. Halihazırda bir fikirleri var yani, altyapı olarak nasıl bir şey yapmak istediklerini. Belki öyle bir şey de ekleyebilirler yani oyuna. O zaman herkes şey de güzel olur. Yayıncılar açısından da iyi olur. Hani abone olanları alırız sadece, Guild'e olmayan almazsın falan. Abone sayısı artar Abi yani. bu arada Honkai İşin Impact oynuyor musun? ekmeğindeyiz biz de. Aboneliği 8 lira almış şey, Prime'la birlikte 8 lira. Yani Ben böyle... reklam oynuyor musun söylediğin? Dedim. Efendim? Honkai Impact'te oynuyor musun? Yok, oynamıyorum da geçen bir arkadaş verdi yeniden hesabını. Girdim baktım nasıl bir şeyler gelebilir acaba gençine falan diye. Orada vardı öyle bir sistem. Öyle bir şey ekleyebilir. Hiç daha önce oynadınız mı telefon oyunu, gacha falan? Ben Oynamadım. Gençliğin Pekli'yi telefonda gördüm. Kuzenim Ben de oynuyordu. telefonla başladım. Benim telefonumu ilk kaldırmadı. Ben neden olduğunu anlamadım. Şu an kaldırıyor ama. Ben de bilgisayara indirdim. Bilgisayarda oynadım. Çünkü çok 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 dağlar kadar fark var telefon ve bilgisayar arasında. E tabi, e tabi. Ya optimizasyon sürekli Doğru. her patch'le getirmeye çalıştılar, düzeltmeye çalıştılar da anca bu seviyeye geldi yani. Evet, telefon Telefonla işkence oynanmıyor ki etmemişti. zaten. Telefon Yani işkence önünü. etmemişti. Evet, çok ısınıyor bir de telefon. Evet. Ya ben şey gördüm. Yabancı benim arkadaşlarımdan oynayanlar vardı. Onlar okula gittiklerinde mesela Şarik çıktığında derste falan açmaya çalışıyorlardı. Herhalde telefonu o Okula yüzden gidenler kullanıyorlar. var. Okulda oynamak için. Ben şeyi düşünüyorum aslında ya, Türkiye'de bayağı insan oynuyor okullarda yani, öğrencilerde falan da. Çünkü telefonda da oynanıldığı için oyun birçok Doğru. insan biliyor yani Genshin Impact'i. Ama Discord, ya Discord'dan kastım yani şöyle, Twitch'te mesela çok bilinen bir oyun. En azından Türkiye komünitesi yok. Bu biraz üzüyor yani, Türkiye komünitesinin daha fazla olmasını hak ediyor bu oyun. Çünkü free to play bir oyun. Hiçbir şey ödemek zorunda değilsin oyun oynamak için. Ki eminim chat'te de aynı şekilde çok fazla insan vardı. 1 lira bile vermeden free to play tamamen oynayan çok fazla insan vardı. Ki biz severiz böyle şeyleri. Bence daha fazlasını hak ediyor gibi geliyor. Hem Twitch için hem bu oyunun kendi komünitesi için daha fazlası hak ediyor oyun. Ya bir Sonra... kitle var. Anime, ya Aynen. benim yayınına da geliyorlar böyle. Anime bu deyip sevmeyenler var ama. Evet ya, o çok var ya. Şey soracağım, Discord'da mı bir sıkıntı var yoksa benim internetimde mi? Arada bir İnternetinde donuyor. büyük ihtimalle. Yok, Discord'da da olabilir ya. Arada bir kişi de falan oluyor böyle, diğerlerinin Chat'te de olmayan oluyor falan. yazmışlar da çünkü Aynen, arada saniye oluyor da geldi çok diye. nadir oluyor ya, çok fazla değil yani. Problem yaratacak seviyede olsa şey yapardım da. Ha biri şey demiş, Türkçe komünite için Türk dil desteği lazım gibi. Katılıyorum. İngilizce Ben de ona olduğu için katılıyorum. çok yani çeviri lazım da. Onlar Asya ve şey dışında, İngilizce dışında çevirmeyi düşünmüyorlar sanırım. Başka dil görmedim çünkü. Official dilleri, resmi dilleri kendi Discord'larında var 1-2-3 direde. Şimdi yani şeye gelmesi için, Türkçe dil desteği gelmesi için büyük bir dil paketinin çıkması lazım. Oyunun bayağı globalleşmesi lazım. Hani arada Türkçe de kaynayacak, yoksa adamlar sanmıyorum yani, şu an bir yabancı bir yayıncının, ne bileyim işte çok para harcayan herhangi bir yayıncının bütün Türk oyuncuları toplasın, o kadar katkısı yoktur o şeye, oyuna. Yani şöyle bir şey içinde bir firma açısından da bakmak lazım. Biraz zor yani. Biraz zor. İlk başlarda Türk oyunculardan da çok şey olanlar oldu. Benim yayına gelenler vardı mesela. Abi dediler, biz işte Wiki gibi bir şey çıkartacağız. Her şeyi çevireceğiz. İnsanlara kolaylık olsun. İyi dedim, yapın. Ben de hani elden geldiğince reklamını yaparım. Hani insanlara da ön ayak olur. Kimse sonra şeye gelmeyince, para gelmeyince, yani kimse şey yapmayınca, kimse bedavaya yapmak istemiyor. Ben zaten anlıyorum İngilizce. Bana ne diyor. Kenara çekiliyor. Öyle bir şey oldu yani.
Şu an desteklenen dillerde İngilizce varmış, Çince var tabii. Normal traditional olanı var. Japonca, Korece, Endonezya, Tayhan, Vietnamca, Almanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Rusça. O diller destekleniyormuş. Bayağı bir şey var aslında. Ya şey gibi açıkçası, ekonomik bakıyor. Yani demin de bahsettiğimiz gibi şirket ne kadar eğer gelir elde ederse Türkiye pazarından, ona göre daha fazla yatırım yapabilir. Yani bu biraz daha community ile yine ilgili. Daha fazla yatırım için daha fazla oyuncu istiyor şu anda şirket biraz. O da kuru biraz etkiliyor yine. Kur. Ya şimdi kurunun da şöyle bir problemi var. Bu bizim için World of Warcraft diye bir oyun var. Aynısında da mevzu oldu. Oyuncuların çoğu imza toplayıp şeye çevirelim, parayı TL'ye çevirelim diye. Şimdi Avrupa serverına bağlı olduğu için Türkiye, Avrupa'daki adam da Türkçe'ye çevirip ucuza alıyor bu sefer de. Yani firmalar onun önüne geçemiyor. Özel sırf Türkiye'ye bir server açmaları lazım. Ve o da çok büyük problem oluyor. Ya biz ya da bizi Asya'ya bağlamaları lazım. Asya'ya bağlasalar server Asya'da olduğu için ping oluyor. Yani Asya'yı Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz da yani işte çok ortada kalmışız. Yani biraz o yüzden sıkıntı oluyor yani. Çünkü ben Çin server'ında ilk betadayken oynadım bu oyunu. 250-300 ping vardı yani. Öyle de oynanmaz oyun. Yani normal çok sıkıntı yaşamıyorsun da co-op falan gireceğin zaman arkadaşınla sürekli bir tıt gitmiyor yani. Öyle bir problemle karşılaşıyorsun. Şey gibi hepimiz bir noktada budget player moduna dönmek zorunda kalıyor işte. Maksimum böyle alabileceğin işte aylık Welcome Moon, aylık bir de Battle Pass alabiliyorsun. Daha fazlası böyle bir tık bütçenin üstüne çıkıyor çünkü ne bileyim yani ne olursa olsun bir gacha oyuna işte kimse gidip de işte ayrı bir 100 dolar vermek istemiyor bir noktada abi. E tabi yani bonuslar yoksa 200 dolar bir 5 star karakter. Bildiğin 200 dolar vermen lazım. Bir tane 5 star garanti çıkarmak için o da yani biraz tuzlu oluyor. Dolar düştü gerçi bayağı. 7 lira. Dolar bayağı düştü 7 lira. Aytu abiye 1000 dolar şey geldi demek ki donate geldi. Aynen altta yani. Hemen teşekkür ederim. Gelse duyardınız ama sesini ya. Neyse Xiao'dan devam edelim. Yani mesela Xiao da değil genel olarak bir karakteri çıkartırken mesela Xiao'nun bu kadar vurması ne bileyim işte diğer karakterlere göre güçlü olması bir etken miydi sizin için yoksa oynanışı mı hoşunuza gitti ya da işte tipi mi hoşunuza gitti? Yani gülen yani yüzler oynanışı... tipi muhtemelen bayağı hoşunuza gitti. Oynanışı zaten. Tipi çok tatlı ya evet. Oynanışı çok güzel yani uçup kaçıp vurması çok hoşuma gitti o yüzden. Birazcık ne deniyordu ona yukarıdan süper kahraman layış yaparak. Yani. O çok hoş bence. Süper kahraman. Bayağı öyle bu arada da. Sonra yani tipi çok hoş. Özellikle tatlı yapmışlar bayağı evet, ya. Çok tatlı yapmışlar. Ya küçücük bir şey ama ne kadar çok oluyor. Ya bizim için herhalde görünüşü daha çok önemli oldu. Ben öyleyim ya. Ben Zhongli'yi de öyle o yüzden çıkardım. Yani mesela Hutai beğenmedim tipini çıkarmayacağım o yüzden. Ben de öyle. Rodayucular hemen bunu beğendi abi. Sonra biz waifu deyince kabahatli oluyoruz ya. Yok waifu bizde de ya benim de beğendiğim kız karakterler var ama. Keqing mesela. Aynen. Bayağı çok tatlı mesela. Evet, Keqing. Canım Keqing. Sonra kız başka tatlı. Ben Clay'i çok severim. Clay'a aşığı bir insanım. Ama... Ya bana şey geliyor, bilmiyorum. Bu oyun sanki hani attığımız damage kısmı işte ne kadar vurduğu falan beni çok ilgilendirmiyor da hani bir şekilde çünkü kasan karakter eninde sonunda vuruyor. Aynen. Ben şey daha çok hoşuma gidiyor yani gameplay hoşuna gidip gitmemesi. Birçok iyi arkadaş çünkü şunu söylüyor işte chat'e gelip işte herkesin chat'te aynı şey vardır. İşte abi abla niye şunu oynamıyorsun falan filan işte şu çok vuruyor. Ya iyi hoş da gameplay hoşuma gitmiyor. Yani bu basit aslında. Mesela ben Shao'yu çok beğendim. Gameplay çok hoşuma gidiyor. İşte ne bileyim Keqing'i çok seviyorum. Çünkü gameplay hoşuma gidiyor. Ama yani hoşuma gitmeyen gameplay'ler de var. Örnek veriyorum şu okçu karakterler. Garnyu'nun mesela ya benim hoşuma gitmiyor. İstediği kadar damage atsın abi. Ama benim hoşuma gitmiyor. Çünkü ben yarışmacı bir oyun değil ki yani. İstediği kadar vursun karakter. Kimle kapışıyorum yani?
Kıpıştığı kimse yok ki. Oyun o yani o şeyi hoşuma gitmesi gerekiyor. Gameplay bir adam. Peki Xiao'yu seviyor musun Fatih? Xiao çok güzel de işte çok maliyetli ya. Artifektiydi. Oyun 160 resimde bizi sınırladığı için mecburuz bir noktada. Oyunda yeni bir 5 karakter çıkarmak çok büyük bir dert aslında. Hani çok güzel bir şey tamam ama gerçekten büyük dert. 90'a kasacaksın, artifek kasacaksın, talent book falan. Çok zahmet. Şey duydum ben, benim chatimde yazmışlardı. 5 bu condensed resini 5'e çıkaracaklar gibi bir şey varmış. Ben evet öyle bir şey var. Tabi bir şey fark etmeyecek ki gene yani. Yani oyunu bir gün oynayıp bir gün oynamıyorsanız faydası olur tabi de. Her gün oynayan adama bir şey değişmiyor yani çok. Evet değişmeyebilir. Belki de şeyde birden fazla böyle hesap oynayanlarla falan belki iş yapabilir. O nasıl olur? Acaba hani bir hesap değil de iki hesapla oynuyorsundur. İşte bir hesapla işte full combat stresini yapıp ikinci gün diğer hesapla oynamak gibi. Belki öyle bir şey de kullanılabilir. Yani işte aynen ona sevlemedi. Şeyi de o yüzden yaptılar zaten. İlk oyun çıktığında 120'ye doluyordu en fazla resim. 160'a çıkardılar sonra. Evet onu. Ben onu hatırlıyorum yani çok. Onu da onun için yapmışlardı işte. Şimdi bu Battle Pass'ten Fragile resim veriyorlar. Belki bir şeye daha eklerler. Hani ufak ufak en azından el atmaya başladılar gibi resim problemine. Resim ama umarım biraz daha fazlası yaparlar ya. Çok pahalı olmuş. 10 dolar sadece resim için. Şey yok, resini zaten 5 tane oyun sana veriyor, 10 dolar verirsen 5 tane daha veriyor. Hani yok, alttaki ödülleri komple alıyorsun 10 dolara. Şeyden bahsedeyim, 10 dolarla 20 dolar falan. He anladım ya. Anladım, onun için 5 tabi canım, o çok mantıksız evet. Canım. Onu anca işte çok zengin olanlar. Resmen 10 dolara resim alıyor. 24 gelin. Çok. Onu kekolar alıyor anca benim gibi. Ne yapalım abi, yayını yapıyorsun. Ya full oynadığın zaman oyunu bir saatte bitiyor oyun. E ne yapacaksın? Evet, uzatman lazım yani. Gez baba gezelim, o karakterin orasını göster, bu karakterin burasını göster. Nereye kadar yani hani mecbur o yüzden işte yaymaya çalışıyor. Şimdi öngörü bayağı bence güzel oldu Twitch'in eklemesi. O biraz artifak çıkacak mı çıkmayacak mı muhabbetine o biraz şey yapıyor. Faydalı oluyor yani chat'i hype'lıyor. Onun dışında yani... Onun da şöyle bir sorunu var herhalde. İlla şeyden VPN'den birinin gibi. Aynen gerekiyor. Türkiye'de destekli değil şu an. VPN'den. Ben onu başaramadım. Sen de destek açamadım. Opera'dan sanırım yapabiliyormuşsun. Hı hı. VPN açık oluyor. Okey. Deneyeyim sonraki sefer artistik şey. Slime Rancher'ı hiç oynayamadım mesela ben o yüzden ya. Yani. Bu web'e şey gelmişti ya etkinlik. Ne oyunu? Slime Rancher diye. Ben oynadım. Şu park mark. Ben oynamadım ya. Ay bela gibi bir şeydi ya. Açılmıyor. Bilgisayarda web açmıyor. Telefondan geliyor. Slime etkinliği. Doğru. Şey web etkinliğinden bahsediyordum. Aynen. Bedava prim hocam oluyor. Evet. Çok güzeldi ama. Ben de oynadım baya. Onun gibi bir etkinlik daha gelmişti ondan önce. Bir şey restorana birilerini gönderiyordum falan. O da baya uyuzdu. Çalışmıyordu. Ben yapmamıştım onu ya. Olmuyordu yani. Fog arttırmaya çalışıyorlar bir şeyleri. Şey beğendiniz mi bu Tower Defense yeni gelen etkinliği hoşunuza gitti mi? Güzel bence. Şey olanlar çok oldu mesela benim chatte yazanlardan bir kısmı yani zorluk çekenler vardı. Hiç zorluk çektiniz mi? Eğlendiniz mi ya da kolay geldi mi? Ben 3'e kadar yaptım sanırım. 4.'yü daha yapmadım ama kolay sanki ya. Biraz fazla kolay geldi hatta. Elektrosu. Diğerleri yapmadı herhalde siz daha. Bilmiyorum. Şey. Ben yaptım abi. Şey söz vereyim diye şey altıma açmıştım. Ondan. Birazcık mesela. Karışık ya ben. Güzel ama karışık birazcık. Ben mesela şey yapıyordum bugün... Fatih full hepsini ortaya koydu. Bunu bilmiyordum mesela. Ben bütün kapılara farklı farklı koyuyordum. Fatih ortaya koydu bütün pyroları yaptı. Çok şaşırdım mesela buna. Ortaya konulduğunu hiç düşünememiştim konulacağını. Yani her kapının önüne farklı bir şey koyuyordum. Conduct. Challenge şeyleri var, listesi var orada. Hani orada yazıyor işte bazen. Sadece ameno kullanırsan, sadece ateş kullanırsan ekstra puan tarzı.
Hani o yüzden sırf belli bir şey kullanıp da bir şekilde temizlenebiliyor yani aynı elementi kullanıp full. Pyro ve Electro çok şey OP olmuş gibi sanki. Evet, yani evet. Sadece ikisiyle kesebiliyorsun. Bir de içeride evet, seçtiğin doğru karakterler de bir noktada önemli gibi. Mesela Ganyu bayağı güçlü oluyor. Yani içeride Ganyu açıyorsun. İşte zaten hani Melt'le olsun. Pyro'larla birlikte Melt'le bayağı güçlü oluyor. Bunun yanında işte suların da kalkanını direkt kırıyor. Bayağı falan bayağı güçlü bence. Bir de şeyi saçma yapmışlar işte. Mesela ateş ya şeyleri geliyor, mejleri geliyor. Onların kalkanını elektrikle işte kırabiliyorsun. Onları sadece suyla kırabilseydin hani biraz daha zorluk katardı. Belki üst seviyelerde olur öyle de. An itibariyle biraz öyle tabii evet. Biri sıkıcı olduğunu söylemiş. Bana da birazcık sıkıcı geldi. Yani şey için yapıyorum sadece o Shaw Market şeyi için yapıyorum. Yani evet biraz zaman alıyor. Ya en başından getirdikleri etkinliklere göre bence tabii biraz eğlencelerinden bir tanesi buydu da diğerleri biraz daha bayıktı ama yani evet, sürekli boss keselim onu keselim. Boss, şimdi 1.4'te balon patlatma geliyormuş bakalım onu beğenecek misiniz? Ben yeni map için çok heyecanlıyım ya. Herkes heyecanlı onun için de sen hangisinden bahsediyorsun? Inazuma için mi? Evet Inazuma için. Ha, ona var daha bayağı ya. Inazuma öncesinde beklenti şey herhalde, The Cosm mı? Ha aynen orası. Orası ama bayağı şeyin de ufak yani Dragon Spine'in yarısı kadar ufak bir yer. Orayla beraber Mondstadt Festivali gelecekmiş güya işte. Şu an Liyue Festivali var ya. Mondstadt gelecekmiş ondan sonra diyorlar işte. Abi ayıptır söylemesi bu nasıl pronans ediyor? The Cosm mı? Nasıl bu şey söyleniyor bu? Bilmiyorum ki. Chasm diyorum ben genelde. Chasm gibi değil mi? Şey gibi sanki. Yani. Bir fikrim yok. Kazım da geç aynı. Inazuma çok güzel olacak ama ya. Ben bir de bütün maplerimi yüzledim. O yüzden çok sıkılıyorum. Hiçbir şey yok. Kimseniz yani oraya gelemedik yani. Evet biz yeniyiz daha o yüzden. Evet. Daha hangi banner'a geldiniz bu arada oyuna? Hangi banner vardı geldiğinizde? Şu anki olan. Benim Ganyu gitmesine 3 gün vardı. Ben bayağı yeniyim yani. 35 ben daha bugün oldum. Yani ben de 35. Ama şöyle bir durum var. 10 saatten fazla harcıyorum her gün. Gerçekten aralıksız her gün. Ben 2 saat harcıyorum zaten. Ben bayağı takıldım ben yani. Ben de. Hani hala oynuyorum mesela. 54'üm ama hala oynuyorum. 54, 52'yim. O kadar pardon. Yapacak şeyin nerede? Boş boş geziyorum. Ben de arıyorum. Mesela map yüzlemek çok zor bir şey ama bunu başardım. Ve hani bütün map'i yaptım %100. Hiçbir yerde kalmadı chest. Bir süre sonra insan oyun oynamak istiyor ve yapacak bir şey buluyor inan bana. Mesela şeyler vardı adını unuttum ya. İşte bu EBS'e gir, işte EBS 2 hiç hasar almadan tamamla filan. Achievement'ları ama. Evet, onları da fulledim mesela. Ooo, neymiş? Ben çok... Yok canım sıkılıyor, sürekli bir şeyler yapıyorum. Bizim Discord'da arkadaşlar şey yapıyordu işte, ben bir gün denk gelmiştim. Gruplarca böyle giriyorlardı konuşacak şey, sesli kanala. Saklambaç oynuyorlardı Genshin Impact'ten şimdi. Bu arada yani, ben oyunda duramadım, ne yaparsak ya. Harbi saklanmaç oynuyorlar. Şey soranlar var, başlarken reroll attınız mı diye soranlar var. Attım ya, uff. Ve hiçbir şey çıkmadı. Shining'im 3 konsol oldu yani, başka hiçbir şey yaramadı. Ya reroll olayı bana çok şey gelmemişti ya. Bir herhalde ben ilk böyle yayın açmaya başladığımda, Genshin yayınları açmaya başladığımda zaten Aytu abi vardı. Başka bir iki kişi daha vardı. Kaptan vardı herhalde. Bir iki kişi daha vardı. O dönemler böyle çok popülerdi. Bir de oyun şey veriyordu. Hani Aytu abi hatırlar. Böyle çok fazla reroll'a imkan veriyordu. Çok fazla insan 56 tane falan açabiliyordum. Evet evet. O dönem hatırlıyorum böyle. Bana işte şey dediler. Ben chatte ben oyunu chatte öğretti bana bu arada. Yani ben bu oyunu bana da. Chatte öğretti abi. Böyle bir şey oldu mu, etkinlik falan geldiğinde ben böyle geç açıyorum kasten yayını. Ki birileri böyle şey yapmış olsun, yani chatten öğrenmiş olsun. Öğretsinler diye böyle. Gerçekten bana çok söylediler mesela işte niye rol atmıyorsun, hiçbir şey gelmedi falan filan diye. Ben dedim ki ya bir tane hesap var, elimde sonunda buna da 5 yıldızlar gelecek. Ne olduğunun önemi yok. Yani sadece oyunu oynayalım yeterli.
Sonuçta ben şey için yapmıyorum yani bunu. Pek bir amacım yok. Oyun oynamak için oynuyorum. İstediğim karakterler de eninde sonunda gelecek diye rol atmadım. Ama pişmanlığım var. Yani pişmanlığım var. Bir Cleveland'ı olsaydı güzel olurdu yani. Güzel olurdu. Yani ben oyun çıktığı zaman ilk çıktığı gün hatta bir hafta diyeyim, bir hafta boyunca 17-18 saat yayın yapıyordum burada. Ve 17-18 saat boyunca chat'tekilerle beraber reroll atıyorduk biz durmadan. Hep beraber. Reroll baştan. 2-5 star, 3-5 star. Şimdi de insan şey oluyor. İlk mesela herkes Diluc için reroll atıyordu. Evet. Diluc çıksın diye. Diluc hesapları çıkmaya başladı. Bu sefer şey demeye başladık. Ulan Diluc yanında Venti de olsun bari. Diluc Venti hesapları rerollanmaya başladı. O olunca bu sefer millet Mona istemeye başladı falan. Bir hafta böyle komple uzadı. Sonra ben çıkartamadım bir hafta rerollda istediğim hesabı. Benim ilk gün çıkardığım bir hesap vardı. Bir tane Diluc'lu. Onunla başladım oynamaya. Adventure Level 38 olduğumda bir de reroll'u insanlar çok seviyor. Yani yayında yapacak bir şey kalmıyordu oyunda. Reroll atıyordum. Bakın normalde işte atıyorum 140 kişi var yayında. Reroll atmaya başlıyorum 170 kişi oluyor. Yani anlamıyordum yani niye insanlar reroll izliyor diye. Ben dedim yani izleniyorsa atmaya devam edeyim. O oyuna tesadüfen 3-5 star birden çıkınca sonra değiştirmiştim. Baştan başlamıştım oyuna tekrar. 15-20 gün sonra falan çıktıydı. İzlemek çok eğlenceli oluyor ya. Ben YouTube'a giriyorum. Açıyorum izliyorum yani reroll videolarını. Çok güzel izlemiş. İnsanlar kutu açma olayını acayip seviyorlar. Ya şimdi yabancı yayıncılar olsaydık hepinize gönderirlerdi $300-500. Hepiniz açardınız da. Yani bizde tabii öyle bir şey yok yani. Bir de yabancı yayıncılar şey yapıyor var. Böyle 14K primo hediye ediyor. Evet. İşte izleyicilerine evet, falan. Biz de istiyoruz verbek ama maalesef. Gönül ister ama maalesef. Yani ya işte iyi şey ya şey oluyor şimdi yabancı yayıncılara şeyde en çok bunları şey oynayanlar çok fazla var. Ben bayağı gacha oyun oynadığım için oradan da biliyorum. Bu şey petrol zenginleri şeyde prensler var ya Araplar. Onlardan evet, çok var oynuyor. Mesela bir tane arkadaş var benim işte eski bir oyundan tanıdığım yabancı bir yayıncı. 100-110 kişi ya izliyor ya izlemiyor. Ondan sonra o şey geldiği zaman bu herif geliyor hemen yayına petrol zengin atıyor $2000-3000. Bir de şey çocuk oynuyor kız arkadaşıyla beraber oynuyor. Hem sen maşallah kendi hesabına çıkartırsın hem kız arkadaşınınkine çıkartırsın diye. Ondan sonra başlıyor rollemeye yani. Ama bizde de böyle bir şey çok uçuk yani. Hepimizin başına gelmiştir herhalde böyle şey. Shop kısmına geldiğinizde böyle az bir miktar primojen görüyorlar ya chat'te biri. Mutlaka abi şey yapın, wish at. Evet evet. Wish at, wish at. Evet tabii. Yani, bir duruyor, üç şey var böyle 160 primojen var. Daha bir tane anca çıkmış yani bir tane anca. Niye wish atmıyorsun diye böyle zorlama geliyor böyle. Ya ben işte ilk günden beri burada yayına gelenler falan var. Her gün tavsiye veriyorum bunu. Diyorum ki hani para harcamıyorsanız bu oyuna primojenlerinizi vesaire biriktirmeniz, düzenli kullanmanız lazım. Çünkü oyun size çok büyük şanslı değilseniz %0.6 şansla çıkıyor 5 star. Yani büyük bir kumar bu. Yani biriktirin, edin, bir plan program yapın. Bir sonraki 5 star mı çıkar ya da beğendiğiniz bir karakter varsa. Çünkü önceden yayını geliyor bunun. Çin yayınıdır, odur budur, sağdan soldan sızıntılardır. Ona göre ayarlayın. Ama yok kimse dinlemiyor abi. Kime sorsam 3-5 prim hocam 160 oldum basıyor milleti ya. Hiç yani laf anlatamıyorsun kimseye. Çok acayip seviliyor yani bu fişatma olayı. O da normal yani. Durmadan basın demeleri. Bir dahaki beklediğiniz karakter ne? İşte ben bunu çıkaracağım dediğiniz. Rosalia'yı çıkartacağım ben işte de 4 star o. Rosalia güzel ya. Zor Rosalia'yı da nerflemişler bu gerçi de. Neresine nerf gelmiş abi tam olarak? Ben onu merak ettim. Göğüs kısmına gelmiş. Mini nerflemişler. Allah Allah. F'ten D'ye falan düşmüş galiba. Allah Allah. İyi. Ben Çağ geldiğinde Çağ geldiğinde şey yeni bir görevle Dance Def gözüktü falan. Herkes bir çıldırdı. Evet. O ne zaman gelir? Kimsenin bir fikri var mı acaba? O bayağı geç ya. Şeyde hikayede Act 7'nin karakteriydi galiba. Act 6'nın mıydı? Şey main karakteri o. Bu her Act'ın bir karakteri var ya. Oyuna başladığımızda Dillon hikayesini öğreniyoruz ilk daha başta. Evet. Sonra Ningguang ile Liyue oluyor. Şimdi Inazuma ile Ayaka var. Ondan sonra biri gelecek işte bir tane küçük bir tane görmüşsünüzdür belki bütün akların olduğu bir resim evet, var. Evet. Orada şeyde daha sonda DNSF'e daha çok var yani. Şimdi 1-4'te gelecek karakterlerden bir tek Venti var. Venti kesin geliyor. 4 star olarak da Rosalia geliyor. Şimdi bir tane daha 4 star olur ve muhtemelen en az bir tane 5 star olur da onların hiçbir şekilde bir sızıntısı bir şeyi yok.
Onların şey çıktı mı belki daha böyle fikir sahibi olursunuz ama şey yöneldi oyun yani. Bu Hazbando kısmı biraz geçti oyunun. Artık waifulara doğru bir yol aldı yani. Çünkü çok çıktı. Çilde geldi, şey geldi, Jongli geldi. Yani, bu arada yani. Artık doymuşsunuzdur yani. Artık bize de umarım sıra gelecek yani. Xiao da geldi. Aynen, Xiao da geldi. Ganyu'yu sevdiniz mi? Ganyu'yu çıkarmadım. Çok üzgünüm. Ganyu'nun şöyle bir özelliği vardı. Yani mesela diğer karakterlerde, Xiao'da da öyle. 4 star bile kullansan silahı, o markettekini alman lazım. Black Cliff silahını. O da şu an yok zaten. Bir dahaki ay gelecek de. Ama Ganyu'da normal demirciden yaptığın yayla bile gayet güzel vurduğu için Ganyu'nun o bedava hiç para yatırmadan oynayan arkadaşlara çok büyük faydası oldu. Yani hasar açısından oyunu kolaylaştırdı bir nebze. O açıdan iyi bir karakterdi Ganyu. Ben de o yüzden çıkarmıştım yani. Ben Ganyu'yu istiyordum ama... Hikaye ne kadar sürecek peki? Yani hikayenin tamamen ortaya çıkması. Yani işte herkesin bir beklentisi var ya, işte kardeşimizi ne zaman kurtaracağız modu aslında. Teoriler, onun teoriler. Bayağı sürer o herhalde ya. 3 yıl, 4 yıl belki yani. Minimum. Ben çünkü Honkai Impact'e girdim mesela bakmaya. O da 4 yıldır var. 2016'da mı ne çıkmış oyun? Toplam oyunda 35 karakter falan vardı. Bu kadar yavaş ilerlemiş yani. Adamlar sevmiyorlar hızı yani. Ağır ağır. Ağır ağır. Aslında bu oyun böyle Riot'ta falan olsaydı bayağı iyi şey olurdu. Nasıl desem, promotlanırdı. Ama çok uğraşmıyorlar gibi geliyor nedense bana. Ya da yavaş yavaş geldiği için böyle. Bilmiyorum bence ama. Bence yavaş yavaş gibi. Bence şey olduğu için, Hong Kong şirketi olduğu için Riot... Olabilir. Öyle olmadığı için. Onlar daha çok Asya tabanlı uğraşıyorlar bence bu oyun için. Ya ama mesela şu şimdi ilk zamanlarına göre siz bayağı hızlı level atıyorsunuz, level'lıyorsunuz. Adventure level'ı bayağı bir görev eklediler. İşte 32, 34, 36, 38 o anahtarla açılan görevler vesaire. Biz başladığımızda onlar yoktu hiçbiri. Tam böyle şeyle sürüne sürüne kasıyorduk yani. Adım adım sonradan eklendi. Şu an biraz daha 30-40 arası bayağı bir cehennemdi yani. Bayağı hep sürüyordu atlamak. Biraz daha hızlı muhtemelen geçebiliyorsunuzdur yani o aralığı. Ben yan çarımı kasıyorum şimdi birazcık. Orada birkaç tane görevi Xiao'yu eklemişler böyle ilk görevlerde. Evet, var. Çok şaşırdım herhalde. Evet, evet. Xiao eklenmiş. Birkaç yemek görevi falan yaptım. Xiao'yu gördüm, anladım. Senin ne işin var burada? Aynen. Çağla'yla birlikte yaptım o görevleri. De var mı hiç oyuna gelmesini beklediğiniz bir özellik ya da yani ne bileyim gacha olmasa da işte ne bileyim oynadığınız başka oyunda da herhalde saat tek oynadığınız oyun Genshin değildir herhalde yani. Tamam, oyun dünyasına Genshin'e girmiş değilsin. Şu an sadece Genshin'de. Hani varsa eğer bir istediğiniz ya da şu oyunda şöyle bir şey vardı keşke bu oyunda olsa ya da onun gibi. Ya benim aslında bu oyuna geçme sebebim, yani bu oyunu full oynama sebebim kesinlikle bir rekabetin olmaması. Çünkü mesela WoW ve LoL oynuyordum ben ve sadece sinirlenmekten başka bir şey olmuyor. Evet ya, çok sinir bozucu gerçekten. Burada böyle çil çil oynuyorsun, hiçbir sıkıntısı yok, derdi yok. Şey gibi, biz küçükken Sims oynuyorduk kızlar, yani genelde Sims oynuyorduk. Kendi şeyini, aileni kuruyordum. Burada da biraz öyle, kendi takımını kuruyorsun. Kendin için oynuyorsun yani. Biraz. Bana şey gibi geliyor ya, ben biraz daha MMO oyunları çok seven biriyim. Yani MMORPG oyunları çok seven biriyim. Mesela Valorant ya da League of Legends olsun. Diğer oyunları konuşmak pek mantık değil ama o tarz oyunlarda chatle hiçbir şekilde interaktif bir şekilde sohbet edemiyorsunuz mesela. İşte Valorant oynadığınız ya da LoL oynadığınızı düşünün. Chat'e bakamıyorsunuz bile. Ama bu oyunda chatle devamlı içli dışlısınız. Yani mutlaka şu imkanınız var işte. En fazla 1-2 dakika chat'e bakamıyorsunuz. İşte boss kestin, boss'tan sonra işte oradan Ahmet demiş ki şu. Direkt chat'i okuyabiliyorsun, sorularını alabiliyorsun, konuşabiliyorsun, interaktif bir şekilde iletişim kurabiliyorsun. Diğer oyunlar yerine bu oyunu beni en çok çeken herhalde buydu. Yayın anlamında beni en çok çeken buydu bir noktada. Değişiklik konusu bana şey ya, şu an resim konusunda bir mutlaka bir mükelleme gelmesini inanıyorum. Biraz da yani içerik üreticisi olarak bireylere daha fazla yayında kalmak için
Ben istiyorum, oyunda kalmak istiyorum ama ne yapacağım yani? Ne yapabilirim? Böyle 5 saat yayında kalayım. Genshin'de ne yapabilirim 5 saat? O biraz uzuyor. Tek sorun şu anda bu gibi geliyor bana. Ya işte büyük yayıncı, yabancı yayıncılar 3 tane hesap kasıyor adamlar. Yani. Ben ikinci hesaba yetişemiyorum. Çok yoruluyor. Ya şey olsa mesela ben de kasardım da yani şimdi adamların yani adamım de var 1500 tane abonesi, tamam mı? Yani benim bana da olsun 1500 tane abone, ben 5 tane hesap da kasarım yani, anladın mı? Ama yani neticede kendi işinle bu işe yani gelir bazında bir zaman ayırman gerekiyor. O da bana çok mantıklı gelmiyor yani o kadar şey yapmak. Ya mesela orada 1 dolar yerine 1 lira olsa hepimiz tabii ki de evet, tabii yaparız bir sürü. Evet yani. Yani. Çok ya. Peki şu var mı, siz şöyle düşünüyor musunuz? Yani ileriki dönemlerde oyunun Türkiye pazarının da gelişleyeceğini, işte ne bileyim Türkiye yani Twitch olarak Türkiye'deki pazarının büyüyeceğini, işte daha fazla oyuncunun çekileceğine inanıyor musunuz ileriki dönemlerde? Olabilir bence, ben inanıyorum. Oyunu bilmeyen çok kişi var bence. Yani ben bu oyunu daha işte başlamadan bir iki gün önce öğrenmiştim. Daha önceden öğrenseydim mesela, yani reklamı olmadığı için denk gelmesi evet, lazım. Evet, geldi birinden falan görüyoruz. Reklamı yok. Ya ilk çıktığında bayağı olay oldu. Oyun 200-250 bin kişi falan izliyordu şeyde, Genshin yani tüm şeyde Twitch'te. Bayağı izleyeni vardı, bayağı şey oldu da. Bu insanların takip ettiği şeyler falan da, meşhur YouTuber'lar falan da galiba biraz tanıtmışlar bu oyunu da, pek denk gelen olmamış herhalde. Ben de onundan biraz müzdaripim aslında, istiyorum yani. İşte bir büyük yayıncı, ne bileyim 10 bin 20 bin kişinin izlediği biri bir olsa da bir iki saat oynasa, insanlar görse bayağı gençliğine şey olur aslında da. Ve ilk günden beri yayın yaptığım için ben şeyi de fark ediyorum. Yani bir devir daim var. Mesela şu an yayında atıyorum işte 190 kişi var şu an diyeyim mesela. Bu 190 kişinin ilk oyuna başladığı ilk günden beri yayında olan tayfa çok azdır yani. Toplasan 5-10 kişidir. Sürekli bir devir daim var patchlerle. İnsanlar değişiyor, evet. Yeni insanlar geliyor. Bu da demek ki oyun bir şey olmadı hala. Bitmedi ki, yeni insanlar hala başlamaya devam ediyor. Belki o bırakanlar tekrardan başlayacak. Yani şey, sirkülasyon devam ediyor. Bakalım eskiden bırakanlar geri döner mi, ne olur ne biter. Ama o şeyi var yani. Potansiyeli var. Yabancı yayıncılara bakıyorum çünkü onlarda çok bir oynama olmuyor. Adamları 6-7 bin kişi izliyor hala. Herif 8 evet, saat boyunca çiçek böcek topluyor yani. Ama insanlar evet, seviyor konuşmayı. Bir şey yok ama insanlar izliyor yani. Ya şey işte, sohbet daha kolay. Oyun evet, hakkında konuşuluyor. Yani Türkçe dublaj değil de yani, Türkçe bir alt yazısı olsa daha çok oynanır bence. Bana şey gibi geliyor değil mi, bahsettiğimiz muhabbet ya. Hani net bir şekilde Türkiye pazarına eğer gerçekten böyle hani isim vermek bilmiyorum mantıklı olurum ama hani birkaç kişi işte A yayıncısı, B yayıncısı ya da C yayıncısı böyle gerçekten net bir şekilde bu oyunun yani Türk işte hani 5K, 10K, 20K, 30K izlenen Türk yani yayıncılardan yayını yapan olsaydı gerçekten çok fazla etki olacağına inanıyorum ben yani. Türkiye'de çok fazla hani insan çekerdi bu oyunu. Ben ona inanıyorum. Çünkü free to play oyun illaki chatinize de gelip soranlar oluyordu işte. Bu oyun ne oyun işte? Ne tarz bir oyun? Oluyor, gelen bayağı oluyor. Ben şuna inanıyorum. İnsanlara şunu örneğini veriyorum her seferinde kendim geldiğinde. İşte bu oyun free to play oyun. İşte gacha tarzı bir oyun. Böyle bir oyun. İşte tamamen free to play. Kendin indirip deneyebilirsin. Bu noktada hiç herhangi bir şey yok. Oyun senden indirme için para almıyor. Oynaman için para almıyor işte. Kendini güçlendirme için bir para almıyor. Ya da verdiğin para seni diğer oyuncuların önüne geçirmiyor. Yani bu önemli geliyor benim için. Yani şu anda beni en çok çeken nokta da bu. Yani denenebilir. Yani birçok insan geldiğinde denenebilir. Yani çok ücretsiz bir oyun abi. Onun için ben şeyin önüne, bir iki tane büyük yer yayıncı yapsaydı Türkiye'de de çok daha büyük yerlere gelebilirdi oyun. İlk oyun çıktığı zaman 1000-2000 izlenen yayıncılardan 4-5 tane yapan oldu da şey oluyor şimdi, mesela ilk bu yayına başladı insanlar, ben bakıyordum böyle kimler yayın yapıyor diye, izlenenler oldu, 1000 kişi izleyen vardı, 2000 izleyen vardı, 500-600, bir hafta sürmedi, herkes bıraktı. Ya bu Genshin yayını o kadar çok bir devir daim oldu ki Genshin yayıncılarında da, mesela şu an mesela izlenen yayıncılar vardır, işte onlardan da çok şey var, bırakan eden oldu, ilk başlardan beri devam eden ben varım, işte kaptan var bildiğim, onun dışında çok böyle bir devir daim oldu yani yayıncılarda şeyde. Genç yayıncılar da sürekli belki devam edilseydi ama o kitlelerde belki oynamaya devam ederdi. Daha çok bir
havuz genişlerdi yani, ama o şeyler de bıraktı, insanlar da bıraktı yani. Çünkü en şeyinde şey oluyor insanlar. Şimdi Genshin yayını yapıyorsun, bir yerden sonra ulan izleyiciyi büyütmek isteyeyim diyorsun. Ne yapacaksın? Oynayacağın oyunlar belli. Ya Valorant oynayacaksın, ya LoL oynayacaksın. Yani dönüp dolaşım insana Riot'un o iki oyununa dönüyor. Ya yani onu da biraz şey sıkıntılı yani. Ben 5-6 yıl önce bırakmıştım LoL'ü. Onu bırakma sebebim 12 saat oynuyordun günde. Atıyorum işte 0 LP'de başlıyorsun, akşam bir yatıyorsun ya geri düşmüşsün ya tekrar 0 LP'sin. 12 saat ne yaptım abi ben bu oyunda? Yani ondan sonra bırakmıştım yani. O oyunların da bu kadar oynanması bana şey gibi geliyor. Çünkü onlar da free. Yani Türkiye'de böyle bir kavram var çünkü. Oyun ücretsiz mi değil mi? İnsanların ilk sorduğu soru bu. Oyun ücretsiz mi değil mi abi? İlk soru bu oluyor bir tane de. İşte orada da competitive, rekabetçi şeyi giriyor. Farkı giriyor bence. İzlemelerinin nedeni o. Tabii yayıncı mesela kaybettiği zaman adamların hoşuna gidiyor. Hep istiyorlar yani sürünsün. Öyle yani hani... Bu işler böyle oluyor maalesef. Bir rage bekleniyor değil mi böyle? Yani... Abi senden de bekliyorum böyle. Artifact çıkmadı ya böyle kameraya yumruk atmanı falan böyle ama sen de gerçi yok, kamera açıp böyle yumruk atmanı bekliyorum abi. Ya. Başka türlü olmuyor ya. Sessizim. Bu kadar güzel. Güzel. Mükemmel bir ses. Var mı yani başka kimse şey yapmayacak mı? İstediğiniz bir şey yok mu oyuna gelmesini istediğiniz? Onu bir şey yapamadık. Bilmiyorum ya. De şu an sizin Tresinden başka bir probleminiz var mı peki oyunda? Benim ya tek sorun işte karakter, ama o da zaten öyle olması oyun güzel olmazdı diye düşünüyorum. Kolay benim çıksaydı artifektler karakterler. Ya. Domainlerden daha güzel artifektler düşebilir bence. Hani ben giriyorum bütün gün bütün esinlerimi harcıyorum ama bir tane bile bazen çıkaramıyorum düzgün bir şey. Bu çok sinir bozucu bir şey. Onlar benim tahminim yani Inazuma geldiğinde çözülecek. Çünkü 45 level'dan sonra dungeon yok. Yani daha üst seviye bir zindan yok. Onları 50-55 level'a ekleyecekler büyük ihtimal. Onlar da benim tahminim Inazuma ile beraber yeni bir element. Yani bu son kalan Dendro'yu tanıtacaklar. Onun diğer elementlerle reaksiyonları vesaire. Ve o kıtada da bir dünya zindan olacak bu Mordstadt'ta Liyue gibi. Hani orada belki 55 level'lar hep beraber açılır yani Dendro zindanları ile beraber diye. Düşünüyorum. O da en fazla ne olacak? Bir tane atıyor 5 star, iki tane atacak yani. Neticede çok büyük bir sansür faydası. Sansür muhabbeti olacak. Biraz şey gibi ya. Arkadaşlar da chatte çok söylüyor. Sansür muhabbeti biraz etkiliyor gibi. Şu olabilir oyuna en azından. Ne bileyim bazı oyunlarda var hepimizin bildiği üzere işte sansür mod falan veriliyor oyunda. İşte yani yayıncıya mesela yayıncı mod gibi bir şey var. Yayıncı modu aldığında işte en azından yayındayken işte sansür yerleri gösteremiyor. Ama bireyler kendi oynadıkları halinde en azından sansür olmasın. İşte ne bileyim tırmanırken abi böyle bir buzlanıyor falan böyle ekran böyle insanlar böyle kalıyor. O olaylar falan bilmiyorum. Yani sonuçta şey değil yani soft bir şey olay yok bu olayda. Bilmiyorum sansüre gerek var mı bu kadar. Bir tek senin problemin o galiba, başka kimse bir şey yok. Benim çok sorunum var aslında. Benim kendi bireysel sorunlarım da var. Ya ben arkadaşların chatteki arkadaş... Chat için kendini fena ettim. O beklentiyi şey yapıyorum yani. İstiyor abi çocuklar yani. Saltınlar mı çocuklara ya? Ya, herkesin öpücük bir derdi varmış meğer. Baksana chat'e. Çok fazla bu kadar büyük bir para kazandılar. Bu kadar büyük bir şey beklemiyorlardı belki oyundan. Deli para kazandılar. Yani 400 milyon dolar falan mı ne kazanmışlar 2 ayda mı 3 ayda mı ne? Ya öyle olunca adamlar da tam ayarlayamadılar herhalde. Şu an bir de çalışan sistemi bozmak da istemiyor olabilirler. Hani iki tane orayı burayı göstereceğiz diye başımıza iş almayalım. Belki paradan azalır falan diye. Ama en nihayetinde getirirler herhalde. Çünkü şeye bakmıştım ben, Honkai Impact'e baktım. Daha bir rahat da orada yani. Daha böyle dekolteler daha şeydi. Yoğundu diyeyim. Maşallah. O yüzden belki bu oyunda da şey yapabilirler onu. Ben Beidou'yu çok seviyordum o konuda ya.
Eylül bir de ilk karakterim benim. Çok özel bir yerim. Hiç kullanmadım umarım. Dur. Var ya hepimizin böyle waifuları falan yani. Evet. Böyle ilk böyle bir... Ben onu merak ediyorum. Sen ilk 5 yıl starınız neydi sizin? İlk çıkarttığınız da Çao, Eylül falan. Çao. Mona. Zongli. Mona bir de ilk aklıma çıkmıştı. Çok iyiydi ya. Ben şey yaptım. Keking ve Mona'yı ilk onlu da çıkardım yani. Onlu attım. İki üst üste geldi. Maşallah maşallah. Keking, Mona demek. O son oldu zaten. Bir daha... Yok yani. Sonra Atlas çıkardım yanlışlıkla. Öyle. Birkaç tane tatlı şeyler oluyor ama genelde çok şanssızım ben de karakter çıkarma konusunda. Ben de şanssızlık Spire zaten. Spire falan çıkardım. Evet, evet. İzledim. Yayılmış. Herhalde. O dilin şeyi geçti gibi ama sanki ya. Hani evet ya. Böyle oyunun ilk başlarında, oyuna başladığımızda falan herkeste böyle bir dilip fanboyluk var evet. İşte. O şu anda geçti yani. Birçok karakter geldi. Diluc üzerine çok fazla karakter gelip o Diluc'un o etkisini bir noktada düşürdüler gibi. Hani ya ben ilk böyle oyuna başladığımda herkes böyle çok Diluc yok mu? Diluc yok mu? Seni izlemeyiz de. Ne yapayım kardeşim çıkmadı yani. Ben de isterim denedim gelmedi. Para ver. Basalım çıkartalım. Biz de isteriz. Gönül istiyor neler neler istiyor ama maalesef. İnsan bu geliyor. Ben anlamıyorum niye bu kadar seviyorlar Dilak'ı ya. Çok da bir şey yok yani bence. Ya şey vardı oyun ilk çıktığında bu pot mot içiyordun basıyordu 150k bilmem ne vuruyordu. Millet öyle öyle videolar atıyordu internete. O yüzden bir de LoL'de League of Legends'ta Riven diye bir karakter var biliyor musunuz? Evet. O Riven'a çok benziyor oynanış şekli. O yüzden insanlar o ya böyle şey animasyon cancel falan böyle hani havalı duruyordu yani anladın mı? O yüzden biraz şey yaptı insanların ilgisini evet. Çekti. Atmak güzel oluyor ben bir kere de. Şeyle nasıl aranız? Hikayeyle? Oyunun hikayesi ilginizi çekti mi? Ya da sadece basıp geçiyor musunuz? Hiç yani öyle... ben aslında başta modcard kısmındayken hepsini teker teker okuyordum. Böyle ben yavaş de yavaş. Yayına geçince geçiyorum hepsini. Okumuyorum yayında yani. Çünkü yani çok uzun evet. Geliyor sanki. Yayında evet, geçiliyordu yayında... tek oynadığım zaman okuyorum yani. Sanki keyif alıyor musunuz herkes... yani hoşunuza gitti mi? Sıkılıyormuş gibi hissediyorum. Aynen aynen. Yaparken. Bir de yayındakiler genelde... Oraları geçmiş oluyorlar yani bitirmiyorlar, evet. O yüzden izliyorlar. Yine spoiler veriyorlar ya ben çok sinirleniyorum. Evet 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 evet. Onlar doğru geçiyorlar. Geldi ben diyor kısmına gelmedi. Şimdi diyor kardeşini görecek dedi. Kardeşim diyor spoiler veriyorsun utanmıyor musun? Yabancılarda da o sıkıntı sanırım. Hep yabancı Genshin oynayanlarda görüyorum. Kurallara yazıyorlar spoiler vermeyin vesaire diye. Evet, çok kötü. Evet. Bana mesela şey son patch'te bu Dane Slave görevi gelmişti ya. Hı hı. O mesela görevi tam olarak böyle bakanlar bilir. Yani çok tatlıydı ya. Gerçekten böyle bilmiyorum ben yumuşacık olmuştum yani. Görevde baya baya böyle baya mutlu etmişti böyle. Duygusal bir hale getirmişti. Bazı görevler gerçekten çünkü hani bir noktadan sonra oyuna gerçekten hepimiz bir saatler ayırıyoruz abi. Hepimiz yani. İşte 3 saat 5 saat her gün neredeyse oynuyoruz. Bir noktadan sonra hikayenin az çok içerisinde kalıyorsun ve bu gerçekten şey geliyor bana yani hissettiriyor işte yani içerisinde gibi o Dane Slave muhabbetinde ben harbiden şey olmuştum yani beni içerisine çekmişti hikayede bayağı. Ben de çok heyecanlanmıştım o anda. Bu arada herkes Japonca oynuyor değil mi? İngilizce oynayan yok. Ben İngilizce oynuyorum. İngilizce ben Japonca oynuyorum. İngilizce stop. Daha çok hoşuma gidiyor. Ama yeterli oynadım ben de. Canım. Dane Slave'in bir de Japonca seslendirmesini görseydiniz çok çok kral bir seslendiriyordu. Tabii tabii. Çok benim şeydi İngilizce yani. Ya. Ben Paimon'un İngilizce sesini daha çok seviyorum. Ben Paimon'un nefret ediyorum. Aslında ben de İngilizce oynuyordum da sonra şey onun seslendirmesini duyunca değiştirdim. Evet Japonca iyidir bayağı. Bayağı kaliteli biri seslendiriyor Dane Slave'i. Bayağı iyidir. Aynen. Japonca'yı şey sanırım bütün anime izleyenlerin herkesi sanırım Japonca oynuyor. Hı-hı, hı-hı. Ben de animeyi çok seviyorum. Bir de Chao sanırım çok popüler bir voice evet. Actor tarafından. Ha Kirito, Sword Art Online'daki. Aynen bu arada. Food Wars'ta da vardı. Kirito sana. Kirito neydi ya? Ay. Anime ile aranız nasıl? Hani anime etki oldu mu sizin Genshin oynamanızda yoksa olmadı mı yani? Tabii ki ben de oldum. Benim tam tersi oynamayayım. Şimdi animeye başlayacağım Genshin. ben mesela... Arada izliyorum. Çok özür dilerim. Yok yok söylemeyeyim. Buyur buyur.
Yani seni bekliyorum sanki. Ben anime izlemeyi çok seviyorum. Tam olarak lisede başladım sanırım. İlk izlediğim anime Tokyo Ghoul'du. Sonra Death Note, sonra Sword Art Online izledim. Baktım gerçekten çok hoşuma gidiyor ve çok sarmaya başladı. Ki ilk başta çok yargılı yaklaşmıştım. Hani çok kötü, çok kötü diyordum ama sonradan çok büyük bir bağımlılık haline geldi bu. Ve şu anda toplam 3 ay bir sürem var. 3 ay hiç kalkmadan izleyebilirmişim sanırım şu ana kadar izlediğim bir konuları. Ben de Sword Art Online'a başlamıştım. Güzel zamanlardı. Şu an mesela şey izliyorum. Promised Neverland'in yeni sezonu çıktı, onu izliyorum. Bir de Attack on Titan'ın 4. sezonu. Hatta anime izlerken böyle birkaç tanesini aynı anda izliyorsun. Öyle bir şey var, nedense. Bu arada şey, abi sen Doki Doki oynuyorsun, ben gördüm. Geçen oyunu. Ben çok seviyorum oyunu abi ya. Geçen oyunu hiç beklediğim gibi çıkmadı ya. Yani çok güzel oyunmuş da yani ben daha çok birini seçeceğiz zannediyordum da öyle olmadı. Yok. Yani. Just Monica. Aynen bayağı Just Monica'ymış yani. Sonra Five Days diye bir oyun vardı, onu oynadım falan. Deniyoruz. Çok eğlenceli bu arada. Five Days de çok iyi ya. Ama yayıncı modu alman gerekiyordu abi. Sen orada biraz tehlikeli olabiliyor oyunda ya. Ha bilmiyorum, bir şey olmadı ya. Başımıza gelmedi daha. Ben başıma iş aldım onun için abi. Tekrar oynarsan. Ben mesela şey, anime ile ben üniversitedeydim. Üniversitede ev arkadaşım vardı. O böyle şeydi, baya baya fanboydu. One Piece de beni tanıştırmıştı. Felaket şekilde böyle sabah kalkardı böyle, akşama kadar One Piece izlerdi. Böyle. Sabah kahvaltıda One Piece izler, yemek yerken, akşam böyle her şeyde One Piece izlerdi. Onunla birlikte başladım ben işte Death Note'lar, işte One Piece, şu bu falan derken. Ama çok uzun zamandır hani izlemiyordum. Twitter'da gördüğüm bir haber sayesinde ben de Genshin'le takıldım, yani başladım. Bir işte önemli bir işte oyuncu, e-spor oyuncusu işte bir gecede işte 10 bin dolar harcamış dedi işte bir oyuna. Ya dedim ki bir gecede bir 10 bin dolar nasıl harcarsın bir oyuna dedim. Dedim nasıl böyle bir şey olabilir dedim. Bir merak ettim lan nasıl bir oyun bu diye. Bir gireyim baktım, bir de baktım ha telefondan oynayabiliyorsun falan. Lan nasıl dedim ya, hem telefondan oynuyorsun hem bilgisayardan hem PlayStation'dan, nasıl bir oyun falan diye merak ettim. O şekilde başladım ben de. Bu arada şey, PlayStation deyince aklıma geldi, bu Rosario'nun nerfünde falan bu şey muhabbeti var ya, sansür muhabbeti, onun da etkisi varmış. Sony biraz baskı yapmış galiba anladığım kadarıyla. Öyle bu şeyler, muhabbetler dönüyor. O yüzden de olabilir bu sansürlerin PlayStation'da da olması bir etken olabilir yani oyuna. Belki sadece telefon şey olsaydı, bilgisayar olsaydı bu kadar olmazdı da onda biraz onun da etkisi olmuş yani. Sony demiş kapatın. Oynayan çok var bir de. Yabancılar ne var dedin? Kolla. Şey, oyuncu kolu var ya, onunla oynayan çok var. Ha, kolla. Evet evet. Şimdi telefona da getirdiler en son patch'te desteği. Bayağı telefondan kolla oynayabiliyormuşsun yani. Nasıl oluyor bilmiyorum da. Çok iyi. Telefonla bile oynayabiliyormuşsun kolla beraber. Denedim ben de, çok 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 zor oluyor. Yani ben işte denedim oluyor. Alışınca klavye mouse'a. Evet, evet, evet. Peki en sevdiğin... Bayağı kadar şey var ama bu banner'da mesela bu özellikle yani bu banner'ın son karakterini catching yapıldığı için bayağı arkadaş böyle bir şey yaşadı. İşte ne bileyim, beklentilerini tam karşılamıyor. İşte Ganyu ile başlayıp işte Shao, yani Pata pardon, işte Shao, catching, daha sonra bir tane daha son şey gelecek, karakter gelecek. Bu noktada çok şey var. İnsanların böyle beklentisini tam karşılamadığı gibi Keçin. Sanki bana öyle geldi. Birçok insan Keçin'i pullamak daha istemiyor işte. Evet, chat'te falan da görüyoruz işte. Pullamayın, işte yapmayın etmeyin diyor. Bilmiyorum neden. Ben Keçin'i pullamak istiyorum. Yani kendim mesela Keçin'i istiyorum çünkü çok sevdiğim bir karakter. Niye insanlarda böyle bir ön yargı oldu anlamadım yani. Keçin'le çünkü Keçin şey, Permanent Wish'ten çıkma şansı var her zaman. Hem de birinci nesil karakterlerden. Bu Xiao, Ganyu, bir de şimdi Hu Tao gelecek. Bunun gibi ikinci nesil karakterlerden değil yani. Belli bir çıta atladı karakterler çünkü yeni gelen. Keqing'de eski model kalıyor. O yüzden insanlar büyük ihtimal tavsiye etmiyor yani. Bir ara vermiş olabilirler yani. Bir tekrar bir geriden bir başlayalım tarzında
şey yapmış olabilirler bence. De zaten işte banner sayısı 3'e çıkacakmış sonra galiba zaten şimdi. Hani 3 hafta 3 hafta yapacaklarına 3 banner 2-2 olacak. Bir sonraki de ortadaki Venti olacak herhalde. Venti banner'ı. O şekilde ilerleyebilirler yani. Kekin'in kostümünü güzel bulmuyorlar ya bir de. Hoşuna gitmeyen çok var insanların. Kaçın'ın hastası çok da yani. Ah benim aşkım Kaçın. Ya şey gibi, arkadaşlar da var, chatte aynı şekilde söylüyorlar onlar da işte. Consolation'larından çok memnun değiller. Evet. İnsanlar Consolation'lar, diğer karakterlerle böyle compare ettiğimizde bir noktada sanki daha eksik kalıyor gibi. Ya diğerleri işte Dilun ya da ne bileyim işte Shaon'un olsun, Garnin'in olsun diğer karakterlerle böyle bir kıyaslama yaptığımızda Keçin gibi bir noktada daha böyle düşük diyebiliriz. Ama sanki ben hala şey olabilir ya, daha iyi hale gelebileceğini diyorum. Çünkü şey var ya, demin de bahsettiğimiz olay gibi, bu oyunun şöyle bir olayı var yani, nerf gelmez ama buff gelebilir her zaman. Öyle öyle, bir zararı yok çünkü aynen. Jongli'ye de yaptılar aynısını, bayağı ağladı millet. Karakteri bayağı güçlendirdiler yani. Yine bir sessizlik. Gene sessizliğe geri döndük. Ya yeni başlayanlara sorayım o zaman, yani siz nasıl gidiyor şu ana kadarki şeyiniz, hani hiç böyle muhtemelen hep ilk baştan beri oynayanlar biraz daha yapacak bir şey daha az buluyorlar da, sizin en kötü chest toplama, evet, Amenokulus, Geokulus toplama muhabbetiniz vardır yani. Aynen, biz de o yüzden şu an keyifli yani geçiyordur diye düşünüyorum yani. Yetişemiyorsun hatta bazen. Zaten ya ben o yüzden veren görevlerden sonra böyle yetişemiyormuş gibi hissediyormuş bir şey. Ya ben 10 saat oynadığım için ben yine o şey noktasına geliyorum. Görev bitti işte, ne yapsam noktasına geliyorum da. Ama yine de bilmiyorum. Ben bu oyunu bir tane benim dinlediğim bir grup vardı. Orada bir tane üye oynuyordu bu oyunu. Hep paylaşıyordu falan. Ben o şekilde öğrendim. Daha yeni öğrendim. Keşke daha önce Stray Kids diye bir K-pop grubu. İşte oynamaya başladım. Yani keşke daha böyle reklamı falan olsaydı, daha önceden haberim olsaydı diyorum. Çünkü gerçekten şeyi isterdim yani. Şu an böyle ben de 55 olayım eğer. İşte benim de yapacak bir şeyim olmasın ama hani bütün karakterler olsun. Ya. Ama reroll atsaydınız olurdu gene ya. Reroll'la bir şeyler çıkartırdınız yani. Reroll atmamanız büyük bir şey olmuş yani. 40k sadakat puanı kasanlara benim hesapta 5 yıldız veriyoruz buradan, reklamını yapayım. Abi cin hesapları kalmış ama öyle diyorlar. Aynen ya, bir tek cin kaldı. Ama 5 star 5 stardır oğlum, hiç yoktan iyidir yani. Abi bir şey diyeceğim, oyunda ben onu çok merak ediyorum. Herkeste aynı şey var. Cin niye bu kadar çok underrated yapılıyor yani? Niye sevilmiyor bu cin karakteri? Yani çünkü vurmuyor karakter de, o yüzden. Yani level'ladı, ascend ettiğin zaman heal şeyi artıyor cin'in. Ve tamamen heal oluyor. Onun yerine Noel kasıyorsun. Yani tabi biraz consolation gerekiyor da. Noel hem evet, vuruyor, evet, hem heal'lıyor. Hem kalkan atıyor yani, Jin biraz pasif kaldı o açıdan ya. Bir de elementinin şey olması kötü, hava olması. Hani kombolayamıyorsun bir şeyle doğru dürüst. Ne bir kalkan kırabiliyor, ne bir şey yapabiliyor Abyss'te. O biraz peki sıkıntı. Peki Shaon'un hava olması sorun oldu mu? Olmadı çünkü Shaon çok vuruyor. Vuruyor, öldürüyor zaten yani. Hani elementinin ne olduğu çok önemli değil Shaon'da. O yüzden güzel yani. Jin'de ama öyle ya, bir problem var maalesef. Bir de şey var sanki, yani sonuçta bu oyunun bir de ekonomik kısmı var bildiğimiz üzere. Hı-hı. Yani bu oyunun ekonomik kısmı şu, yeni bir karakter gelecek, bu şirketin bu karakteri satması gerekiyor. Evet. Yani karakteri satabilmesi için demin bahsettiğimiz gibi işte Rosario olsun, işte Hu Ta olsun ya da daha sonra gelecek karakterlerde herkesin beklentisi yok. Bu karakter ya vuracak ya da çok iyi bir waifu olması lazım işte. Evet. Yani iyi görünmesi gerekiyor yani. Ya iyi görünecek ya çok vuracak. Çünkü diğer türlü satamaz yani şirket. Şu an bana o geliyor yani. Mesela Garnu'da bir noktada hani beklentilerin çok üstünde çıktı. Shaw da aynı şekilde beklentilerin üstünde çıktı. Gelecekler daha da iyi olabileceğine ben inanıyorum yani bu noktada. Ya tabii bu gacha oyunu, ben diğer gacha oyunlarından örnek vereyim sana. Şimdi bu şu an Liyue arkındayız ya. Liyue'nin hikayesini oynuyoruz. İşte Ningguang'ın hikayesi.
Bu çıkalı neredeyse oyun 5 ay oldu. Sonundayız biz. Şu an Abyss ilk geldiği zaman Diluc'lar falan vardı ya. Diluc'lar işte Kırçinlikler oyundaydı, evet. Venti'ler falan. İnsanlar zorlanarak yapıyordu Abyss'i yani. Ama şimdi bu şeyin arkın sonuna geldik biz. Artık 5 ay oldu. Inazuma artık yani yakında ne kadar zaman olur bilmiyorum da. Şimdi şu an Ganyu ile Xiao dalga geçiyor yani Abyss'le. Bildiğin bir tarafa onu koyuyorsun, diğerine öbürünü koyuyorsun. Temizliyor çok rahat. Bir sonraki şeyde de Inazuma geldiğinde de muhtemelen Abyss gibi ya Abyss'e yeni kat eklerler 13-14-15 gibi. Ya da Abyss tarzı bir yer daha gelir. Orada da ilk çıkan karakterler ve bu şu anki Ganyu Xiao normal karakter gibi olacak. Yani biraz zorlana zorlana temizleyeceksin. Inazuma'nın sonlarına geldiğimiz zaman da aynı muhabbet gene olacak. Çıkacak artık kim çıkacaksa orada. Tek atacaklar o yeni gelen şey. Yani bu gacha oyunları neticede karakteri pazarlaması lazım adamın sana ki sen o dolarları basıp şey yap firmaya kazanç sağla. Hep böyle geçer yani gacha oyunları. Hiçbir zaman bitmeyecek yani o tatavat. Maalesef. Sanki şeyde de bir güncelleme gerekiyor gibi geliyor bana bu. Adventure Guild dediğimiz bir yer var ya işte chapter 9'a kadar gidiyor. Daha fazla gidiyor. Ya bunda daha bir güncel yani o kadar patch geldi bitireli bayağı oldu. Ama nedense bir şekilde hep aynı da kalıyor. İşte chapter 9'da bıraktılar. Buna sanki bir güncelleme gelmesi gerekiyor gibi yani işte o 9 değil de işte 12'ye kadar gidebilir artık bu yani. Sanki bayağı güncelleme geldi sonuçta bu. Orada da bir eksiklik var gibi geliyor bana. Evet ya oyunun bence en büyük problemlerinden bir tanesi 6 hafta dışında yeni bir şey getirmiyorlar oyuna. 6 haftada bir 1-1-1-2-1-3-1-4 gibi yani bir şey gelmesi lazım ki oyuna büyük değişiklikler gelsin. Eğer atıyorum şimdi 1-3 geldi şu an yeni. Bu 1-3'te işte dediğin gibi chapter'ı bekliyorsun. Mesela gelmediyse gitti abi. Geçmiş o 6 hafta daha bekleyeceksin. 1-4'te açacağım mesela. Geldi mi o işte yenilik istediğin aradığın neyse. Gelmedi mi geçmiş olsun bir 6 hafta daha. Ya o biraz aralara böyle küçük şeyler serpiştirselerdi. Değişiklikler ekleseler biraz daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum ama. Yapacak bir şey yok. Bu sistemleri buymuş yani. Honkai'de de böyleymiş. Adamlar memnun demek ki halinden öyle. Peki şeyler var değil mi? 1.4 ile ilgili mesela şey yani. Keçing'den sonraki zombi gelecek herhalde. Zombi mi geliyordu? Yok şey Venti'yi getirecekler. Venti. Şey var şimdi siz mesela kaçırdıysanız bilmiyorum yeni başlayan arkadaşlar. Pet var insanlarda görmüşsünüzdür belki. Evet, evet. Mesela. Çok şimdi istiyorum. Şimdi onun daha iyisi geliyor. Bu Subosu'nun şey versiyonu hani şey yaparsanız sorabilirsiniz istediğin resmini gösterirler şimdi. Size gösteremem bu şekilde de bakarsanız görürsünüz. Bildiğiniz böyle ufak bir su boss'u bu şey boss'un bayağı şeker yani eski petlerden çok çok daha iyi bence. Ay, ondan geliyor. Onunla beraber işte haritada denizin içinde işte balık tutar gibi bir aktivite tarzı bir şey gelecekmiş oyuna. Çok güzel. Güzel olur böyle bir bence. Şey gelecekmiş 1.4'te. Ya eski petin sesi birazcık sinir bozucu açıkçası. Hani güzel bana diyorum. Bana da tatlı falan geliyor. Da, bana da çok sinir bozucu geliyor bana. Yani işte öyle bir şey gelecek kaçıranlar için güzel olur. Bir de şeyi soracaktım yani başka oyun yayını yaptınız mı hiç bilmiyorum ama yani Genshin yayına gelenler işte chatle iletişimle memnun musunuz Genshin Community topluluğundan? Nasıl? Ben aşırı memnunum. Ben de. Ben Genshin oynamadan önce Valorant ve LoL oynuyordum. Genshin'e aynen başladığım Valorant gibi zaten LoL'ü sildim. Valorant'a da herhalde bir haftadır falan girmiyorum. Valorant ve Genshin'de LoL'de çok toksikler geliyor değil mi Eren? Evet. Çok. Ya bir de, ama Genshin'de yok yani. Genshin kitlesi böyle daha hani çoğu animeden gelen kitle zaten. Evet. Daha böyle hani fan tarzında kişiler olduğu için ben de kendim işte K-pop dinliyorum mesela işte webtoon falan okuyorum. O tarzda bir insan olduğum için herkes birbiriyle iyi anlaşabiliyor aslında. Evet. Yani herkesin ya burada amacı belli gibi. Yani herkesin ortak bir sevdiği bir şey oluyor. Ve çok yardım... Ya ben şey sayesinde oyunda ilerliyorum zaten. Yayında herkes şunu yap bunu yap diyor böyle. Mesela böyle. Sen bir de bakmasan bile chatte insanlar birbiriyle konuşup yürütüyorlar chat'i anladın evet mı? Evet. Çok hatta hoş bir şey. Hatta bazen kendimi böyle dışarıda hissediyorum. Konuşuyorlar. Ya ben de mesela şöyleydi. İşte diğer oyunlardaki o kanser chatleri görünce daha doğrusu. İşte ben MMO oyunları oynuyordum. İşte Knight Online oynuyordum şimdi. Yani Knight Online'dan gördükten sonra, o kitleyi gördükten sonra ya şöyle bir anım var Knight'la ilgili. Adam geldi bana işte sövmeye başladı. Net bir şekilde sövüyor ama. Gerçekten net bir şekilde sövüyor. Öyle böyle sövmüyor bana. Durdum böyle. Ya dedim kusura bakmadım birader neden bana sövüyorsun dedim. Adam dedi ki ya iş yerinde kavga ettim dedi. Tamam mı? Benim de bir yerde patlamam lazım dedi.
Ondan dedi seni buldum sana sövüyorum dedi. Banlasam banlamaya değmeyecek. Ya dedim ki tamam hocam yani yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ya var gerçekten var. Ya ama ben hani ne kadar oldu? 2 ayın üzerinde mesela yayın yapıyorum. Genshin'de sadece 2 ayın üzerinde yayın yapıyorum. Chat'te banladığım insan sayısı herhalde 1 ya da 2'dir ya. 1-2'nin üzerinde değildir herhalde. Çok değil. Gerçekten çok az yani. Yok yani benim. Benim de hiç yok. Biz de hiç banlamıyoruz kimseye. Toksik birazcık kaymak biz de böyle. Herkes İstanbul beyefendisi. Biri Yaren'in chatinde şey demişti gençin aklına. Metin 2077 diye. Onu yani. Benim diğer oyunlardan gelen takipçilerim Genshin'i hiç sevmiyorlar. Hiç yani. Hani açıklayamıyorum çocuklara oyunun çok tatlı ve güzel olduğunu. Evet evet doğru. Ya çok ön yargılılar. Mesela bayağı. Benim çok dalga geçen arkadaşım var Genshin'le. Çok şey veriyor böyle. Ben çok seviyorum. yine mi o anime oyunu falan yazan oluyor. Valo geç, şuna geç. Çok oluyor, yani. Çok oluyor. Evet. Ben hatta en son bir açıklama yaptım. Bir daha öyle yazan olursa zaten banlayacağım. Yani zaten LoL ve Valorant ya da işte başka hangi oyunlar istiyorlarsa Twitch'te milyonlarca insan var. Evet, çok fazla var bu yayını açan. Yani bir şeyler vardı ilk oyun çıktığı zaman ya. O dönem belki daha denk gelmemiştir size öyle kitle de işte bu oyunun geleceği var mı diye soranlar ve bu oyunun geleceği yok diyenler ya abi oyun aynen. Çıkalı bir hafta olmuş oyunun geleceği yok diye adam yani şey diyenler var bak şimdi ben buna 5 dolar atacağım 2 gün sonra bu oyun batmaz ya abi ne bileyim batar mı batmaz mı ya kaç yıldır yıllardır devam eden bir şey yani. Yani oyunu sırf geleceği için ya da işte herkes oynuyor diye oynayan çok oluyor ama Genshin öyle bir oyun hani değil ben bu yani. Hesabı ne yaparım derdim. Metin 2 şey gibi, Knight Online gibi bir şey yapar mıyım? Parasını atan bakan da var. Yani öyle. Yani oyunun amacı yani oyun nedir? Eğlenmek için oynanır. Ama artık herkes sosyal işte Twitch olduğu için böyle yayın vesaire kompetitif falan şeyler geldiği için herkes artık sanırım eğlencesinde değil de nasıl para kazanabilirim? Nasıl herkesten daha iyi olabilirim? Ki biraz öyle yani böyle rekabet bir de parası yani. Bir de şöyle bir şey var mesela yayın yaptığınız için hani farkındasınızdır. Bu oyunun kitlesiyle ilgili en iyi kısım herhalde. Diğer oyunlarda şöyle bir şey oluyor işte. Bir oyundan bir oyuna geçince izleyicisi hemen düşer. İzleyici hemen gider işte. İşte Riot'un kendi oyunlarında bile işte LoL'den Valorant'a geçtiğinde bile izleyici hemen gider. Evet. Ama Genshin'de bu kadar yüksek değil işte. Genshin'de siz oynarken farklı bir oyuna geçseniz dahi insanlar şunu demiyor işte. Ya sıktı bu oyun işte hani farklı bir Genshin'e geç. Böyle bir şey yok. İnsanlar en azından daha saygılı bir şekilde şunu söyleyebiliyor işte. Bu oyunda da devam ettirebiliyor. Tam tersi chat size şunu istiyor. İşte farklı oyunlar da oynayalım. İşte korku yayını yapalım. LoL yayını farklı böyle interaktif bir şekilde oyun oynatmayı istiyor. Diğer oyunlarda böyle bir sorun var mesela hani kitlelerle ilgili daha doğrusu işte. LoL kitlesi farklı bir oyun istemiyor abi. Kanser bir kitle yani. Gerçekten. Ben sadece bunu istiyorum. Bana LoL göstereceksin. Rage istiyorum. Kameraya yumruk at. İşte bana falan istiyor böyle. Ya sırf şey o Rage'lerle ünlenen evet. Çok insan oldu zaten yani. Videolar falan çok izlenme. O Rage'i seviyorlar nedense. Evet. Ben de yani oyun o zaman bilmiyorum oyunun mantığına yani oyun kelimesinin mantığına ters bence o kadar rage geçirmek işte klavye kırmak falan. Direkt modum düşüyor. Çok sinirleniyorum zaten. Aynen. İşte sponsoru bekliyoruz. Ben de kıracağım da kamera şey klavye falan. Bakıyoruz bekliyoruz işte. Ya yani çok rage'leyecek bir şey yok şeyde ya. Genshin Impact'te de ya şey var mesela biliyorsunuzdur belki Tyler One diye bir yayıncı var belki duymuşsunuzdur. Evet. Adam 30 bin 40 bin kişi izliyor. Her gün yayındakilere küfrediyor. Allah belanızı versin falan. Ama evet, izliyor insanlar. O LoL'ün o kitlesi öyle şey oluyor demek ki yani. Memnun oluyorlar böyle bir şeyden. İletişimden ya artık o ona loser diyor, ona bilmem ne diyor. İşler artık öyle şey olmuş. Genshin biraz daha tabii şey yani elden geldiğince de insanların üslubuna dikkat etmeye çalışıyorum yani landlulunlu konuşanları uyara bir şekilde bir yerlere geldik bakalım. Tospik yardım ediyordur abi o noktada ya. Aynen Tospik de umru yapıyorlar işte ya. Bakalım ya.
Bakalım nereye kadar gidecek Genshin. Yıllarca devam eder de, oyun devam eder, oyuna bir şey olmaz. Yabancı kitlesine de bir şey olmaz da bakalım bizim Türk topluluğu nasıl olacak, nasıl edecek, nasıl şekillenecek. Evet. Anime dedik, Genshin dedik. Genshin'de başka soracak bir şey kalmadı herhalde. Zaten patch'ler bu şey bu kadardı. Community'den de memnunuz. Memnun olmadığınız bir şey var mı peki? Hani benim tek memnun olmadığım genel olarak işte... yani Genshin yayıncısı olarak hem oyun hem Genshin şeyi hakkında memnun olmadığınız şeyler var mı ya, dikkatinizi çeken şeyler, keşke bunlar değişse falan gibi. Yok ya. Yani community zaten çok iyi. Genshin yaparken sadece işte eski izleyicilerim benim yayını ilk açtığım zamanlarda diğer oynadığım oyunlardan beni takip eden insana genelde artık kapa şunu falan filan. Evet. Hani sıkmadın mı? Evet. Bıkmadın mı? Yani bıksam zaten oynamazdım. Yani doğal olarak ama. Keyif aldığın şey oynayınca zaten keyifli bir yayın oluyor o yüzden. Evet. Evet. Yani az izlense de, az kişi evet. olsa da Türkiye'de bence ben yani oyundan sıkılana kadar sıkılacağımı düşünmüyorum pek ama böyle devam edeceğini düşünüyorum yani. Ben şu 5'liden Genshin harici oyunu oynayan çok görmedim ya. Bu 5'li yani. Genshin'e başladık mı bıraktık sanırım diğer oyunları. Ben bugün ilk defa LoL oynadım. Ya böyle canın girmek istemiyor yani. Sadece şey var gibi geliyor bana ya, hani her şey okey, bir noktada kabul edilir. Sadece hani böyle bilmiyorum, biz belki de biz de uğraşmalıyız. Bizim ben umarım bizim de yapabileceğimiz bir şey vardır ki yapabileceğim bir şey varsa sonuna kadar bu noktada ben de yapmak istiyorum. Community'nin gelişmesini istiyorum. Yani derdim bu işte, hani Türkiye'de daha çok popüler olmasını, Türkiye'de daha popüler hale gelmesini ki Twitch'te de daha fazla popüler olsun. Niyetimiz bu. Bu noktada bilmiyorum ne yapabileceğimizi. Yani ne yapabiliriz, nasıl arttırılabilir? Memnun olmamak değil, sadece daha fazlasını istemek ki. İnsan olmanın en büyük doğası herhalde, daha fazlasını istemek her zaman. Bir noktada arttırmak istiyorum ama ne yapacağız bilmiyorum onu. Ya şey yani Genshin'de content olmadığı için şey de problem. Mesela yeni hesap kasmayı düşünüyordum da şimdi free to play hesaplar şudur budur, hiç para yatırmamış hesap kasayım, o olsun bu olsun. Ama Genshin çıkalı çok fazla bir süre olmadığı için benim ana hesabımda da neredeyse bütün karakterler var. Böyle değişik bir karakter oynayayım hani, yani kendim de zevk alması lazım bu işten. Yani sadece izleyici izlesin diye de gitmiyor yani. O zaman ne sen zevk alıyorsun? Zevk almayınca chatle iletişimin de çok hoş olmuyor. İte kaka. O yüzden yani şey yapamadım. Farklı hesap kasma faslını da halledemedik. Keşke bir content falan artsa belki biraz daha şey olur ama şu an keşke büyüse, daha çok şey olsa ama işte yani dediğim gibi çok yapacak bir şey olmayınca oyunda sıkıntı oluyor yani. İster istemez. Yani bu son update gelene kadar pek bir şey yoktu, evet. E şimdi işte Kıçın gelecek mesela, 2 hafta komple ölü. Evet. Ya. Bu Tower Defense de bitti neredeyse. Ondan sonra aynen, işte Wutao'nun videosu yayınlanır. Çin yayını büyük ihtimal. Hani Wutao gelecek diye biraz bir hype olur. Wutao geldiği zaman bir hafta onu denemeleri. İşte aynen, falan filan insanlar çıkardım çıkarmadım. Birisi diyecek işte 2 kere attım çıktı. Öbürü diyecek 90 kere attım çıkmadı. Allah senin belanı versin falan. Yani bu muhabbetler biraz o fasıl geçiyor. Sonra işte 1.4'ün yayını olur falan da bu Kyuching'in o bulunduğu 2 hafta bayağı sıkıntılı geçecek yani. Keşke yapılabilecek bir şey olsa oyunda, güzel olurdu da maalesef yok ya. Yani dediğiniz gibi sanırım onlar da bu kadar oynanmasını beklemedi. O yüzden daha az bir uğraş içindelerdi. Şimdi herhalde Kaçıncı şey için koyuyorlar. Biraz daha bir şey ekleme için süre veriyorlar sanırım kendilerine. Hı hı. Böyle bir ara. Hı hı. Gibi, niye bu kadar geliyorsunuz ya güzelim kızı? Şimdi şeyin yani... de şeyi var işte, yılbaşı falan olduğu için. Vay bir sonra laf attık diye sinirlendim ben. Neyin öyle Kaçınge ya? Yok Kaçınge demiyorum, sadece hani o geldiği zaman sanırım bir etkinlik ya da bir hikaye falan gelmeyecek, bir şey gelmeyecek. Ya bir de karakterin her şeyini biliyor ya insanlar, hype'lanacak bir şey evet, yok yani, bilmediğim bir şey değil. O biraz sıkıntı. Keşke bir şeyler olsa, keşke hype'lansa, herkesin yayınına Sabancı'nın torunları gelse ama yani biz bekliyoruz işte, 5 ay oldu daha bulamadık. Bakalım. En çok sevdiğiniz karakterleri soruyorlar birkaç kişi. Evet onu soran çok var ya.
Catching'dir senin. Fatih'in. Benim catching ya ben. Gerçekten ben hani bayağı çünkü şundan böyle herkese şey var işte herkese verdiğimiz ilk öneri oyunla ilgili işte biri geldiğinde soruyorlar işte abi işte abla işte 30 AR'yim ne yapmalıyım? Oyunda evet. Mesela ne yapmalıyım? İşte herkese verdiğimiz ilk öneri şu oluyor. İşte 45 AR'ye kadar Krecaylisinde ne harcama işte 45 AR'ye. 100 kere duymuşumdur herhalde. Evet. Biri takip ediyor ikonu yazıyor. Evet harcama lütfen harcama. Kesinlikle öyle. Ben 45 AR'de yaklaşık 52-53 tane şeyim vardı. Krecaylisinin vardı. 40 tanesini falan şeye harcadım. Catching'e harcadım. Ben zaten. Ben de. 40 tane yani ve 2 tane zar zor düşürebildim. 2 tane. Sevdiğiniz karakterleri söylüyordunuz. Kaldı. Ben Clay'i çok seviyorum. Keşke Banner'ı gelse ama şu an yan hesapta oynuyorum Clay'i. Orada kendim birazcık şey yapıyorum işte yan hesabıma gideyim de Clay oynayayım birazcık. O mod ediyorsun. Aynen. Ama kendi hesabımda Caking ya benim de. Caking. Birazcık şahı yükseldim o kadar. Vurmuyor diye üzülüyorum o kadar ya. Başka bir şey yok. Çok vurmuyor çünkü. Senin ne Eren? Ya benim şahı sanırım çünkü... Ama sende olmayan. Sende de olmayacak. Ben de olmayan. Genel yani anladın mı? Sende ya. Ben zaten mesela şimdi oyuna başladım. Bir iki gün olmuştu. Bu fandom'da falan neler konuşuyor, muhabbetler nasıl falan öyle bir bakayım dedim Twitter'dan vesaire. Child sevmeyen yok sanırım. Herkes yok. Child'ı simpliyor. Bayağı bir kişi Child'ı ölüyor yani. Ben de kendim araştırıp baktığımda yani videolarını falan izlediğimde bilmiyorum hoşuma bayağı gitti. Görünüş olarak da şey olarak da. Bir tek sıkıntısı okçu olması ama E'si var. Ama yakından da okçu vurmuyor yani yakına girince. Evet. O çok iyi ya. Ben Noel derdim herhalde ya. Şu an Noel'im hiç vurmasa da ayrı bir sempatim var niyeyse. Gerçekten mi? Evet çok hoşuma gidiyor bilmiyorum. Garip biraz. Noel'i ben de sevmiyorum sanırım. Ben hiç alakam bile yoktur Noel'le. Aslında bayağı linç yemiştim Mona var bende. İlk başta oynamıyordum. Hiç dokunmuyordum bile yani. Hep böyle niye Mona oynamıyorsun? Mona katsana. Mona ile oynasana falan. Arada bir Mona oynuyorum ama Noel kesinlikle yani. Senin ne abi en sevdiğin karakter? Benim gerçekten ya. Şu an Jin de Rosaria gelince Rosaria olacak büyük ihtimal. Evet Jin'den. Sen onu çok seviyorsun ya. Şey izlediyseniz animede Saber diye bir karakter var. Büyük ihtimal onu baz alarak yaratıldı. O yüzden hoşuma gidiyor. Ama yani Jin'i kasmadım tabii de yani görüntü olarak en çok hoşuma gidiyor yani. Jin. Bilmiyorum ya. Herkes Child'a sövmüş ben Child dedikten sonra. Yani. Çok güzel karakter ya. Bilmiyorum benim de hoşuma gidiyor. Ya benim oynamadığım için belki tam bilmiyorum ama. Yok güzel karakter canım yani. Genelde ama herhalde şey olsaydım, bir bayan olsaydım Zhong Li'yi tercih ederdim herhalde. Reis. İyi ya evet. Bir sırası var. Child Zhong Li sonra Diluc belki. Evet. Child'in şeyi çok güzel. Hikayesini çok beğeniyorum ben. Çok tatlı. O kadar gelmedik lütfen. Lütfen dost koy. Daha yapma hikaye görevini. Evet Child'ın hikaye görevi bayağı. Onu yapın zaten ondan sonra herhalde oyundan soğursunuz. O kadar bileceksin ki o görevde. Bileceksin yani Child'ın o hikaye görevini. Sadece bazı spoiler yapma o kadar yani birazcık. Ben de az önce chatten baktım hikayede bir şeyler yaptı falan yazmışlar. Oyuncakçı ya bir şey yok. Bunu bilseniz yeter. Peki ben şeyi merak ettiğim şu var aslında. Oyundaki free to play karakterler yani Amber olsun, Kaya olsun, işte Lisa olsun. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ben Kaya'yı bayağı oynadım. Hala oynuyorum arada yani. Nedense ilk göz ağrım gibi bir şey Kaya'yı bırakamıyorum. Ama Amber gerçekten uzak. Yani. Bence onlar 5 star karakter olsaydı, sonradan gelen karakterler olsaydı herkes severdi diye düşünüyorum. Çünkü kötü karakterler değiller. Kasınca gayet güçlüler yani. Sadece ilk oyun bedava veriyor ya, insanlar böyle istemiyor sanırım oynamayı. Öyle bir psikoloji yani zaten Lisa'ya da karşı bir algı var. Yani Lisa'yla map'te dolaş falan. O yüzden yani Lisa'ya oynamadım. Ember'da mecburen. Lisa'nın tırmanı güzel.
Evet işte elini unutmamızdan bahsediyordum. İlk betası çıktığı zaman şey diyordu millet. Ember en iyi karakter diyorlardı. Ve Lisa'yı çok seviyorlardı. İlk betalarda en çok başa karakter olmadığı için insanlar bunları seviyordu. Az önce chatte bir şey gördüm. Ember C6 varsa 50 dolara veririm falan. Bir şey gördüm. Ember'ı hala çok seven var ya. Benim en büyük yanlışım Traveler'ı 80'e kasmak sanırım ya. Ben çok yükselmiştim Traveler'a ilk başta. Ben de 50 falan sanırım. Sonra biri benimle dalga geçti dedi ki neden 80 yaptın dedi. Ne gerek var dedi. Ben çok üzüldüm bıraktım o yüzden Traveler'ı. Ben maksadım işte benim Traveler'ı ya. Şey bedava verdikleri için Elemental boss farmlaman gerekmiyor onu level'larken. Evet evet onlara gerek kalmıyor. O yüzden güzel oluyor yani. Fena karakter değil ya. Ya bence onun ileride yani ne bileyim yeni görevler geldikçe bence ya sonuçta onu oraya koymalarının bir nedeni var. İlla ki onun bir böyle işe yarayacağı, çok vuracağı bir şey olur diye düşünüyorum. Ya tabii şu an Abyss'in 12. katında iş yapıyor. İleride elektrik constellation'ları gelecek falan. Ay elektrik çok heyecanlı ya. Özellikle kicking DPS'ler için. Yine ben şeyi merak ediyorum. Traveler'ın yani sonuçta Traveler bir 5 yıldız karakter olarak geçiyor herhalde. Evet. Evet. Ne olursa olsun 5 yıldız karakterin ilerideki işte. Belki bu form işte Anemo formu çok tercih edilmiyor ama şey yani Geo formu tercih ediliyor gerçekten. Ve diğer formlarında da ben etki edeceğine inanıyorum. Özellikle belki Electro'da ya da işte ne bileyim ya Hydro'da fark ettirebilir yani. Yani evet. Eksik olan elindeki en azından Element'in yerini evet. Şey yapabilir. Halledebilir. Topladınız mı bütün Geo kulusları işte falan maplerde? Bugün anemoları bitirdim. Geo'da işte az kaldı. Son bir tane kaldı mı hiç bulamadığın oldu mu? Eskiden pusula yoktu bile ya. Gelmiş. Sanırım yokmuş aynen. Ben onu da buldum. Ben çok zorlandım. Her gün, her gün toplayacağım diyorum toplamıyorum. Çok önemli bu arada. Bunları yapmam lazım. Aynen. Zaten o çok sinir bozuyor stamina. Ben sonuncuda 3 kere teker teker map'i tekrar aradım. Sonunda buldum ama. Bana bildiğin chat yardım etmişti abi. 3 kişiyi böyle co-op'a girdik ya, 4 kişi co-op'a girdik böyle. İşte haritanın bir kısmına bir taraf bir kişi bakıyor, bir kısmına bir kişi bakıyor böyle. 4'e böldük haritayı, o şekilde bulduk yani. Ben chat'leri öyle topladım. Abi geldi, burada buldum ben diyor böyle, bu şekilde bulmuştum ben. Chat'te... Benim de chat'lerime yardım etti chat ya, chat'lerime. Yani hepsini buldular. Chat'leri bana da yardım ettiler evet. Pusula yoktu işte chat'teki arkadaşlar pusula gibi. Gel bu ezberlemişler artık yerlerini. Onlar sayesinde toplamıştım yani. Olacak bayağı bayağı yani. Bir arkadaş şey dedi mesela Fatih abi buz dedik diye. Vallahi hesap benim değil. Gerçekten benim değil yani. Chat kastı, chat'in hesabı abi. Katılıyorum. Ortak. Ortak hesap. Ama işte oyunun community'sinin güzelliği bu bence. En sevdiğim tarafı bu. Yardımı çok seviyor. Herkes yardım etmek için geliyor bence. Aynen yapamadım bir de hemen 2 dakika geleyim evet. Falan oluyor. Aynen. Evet. Ben gelebilirim. Geliyorum. Aynen. Şey de artabilir ya. Arkadaş listesinin sayısı. Aa evet. Yayınlarda bu çok arttı. Ve herkes istemek istiyor. Evet 45 son şu an benim. Bitti yani. Herkese ekledim zaten. Evet. Ben bu genelde şey yapıyorum işte yani birinin dünyasına gireceğim zaman ekliyorum. Sonra eğer fullse alttan ilk eklediklerimden silmeye başlıyorum. Devir daim oluyor işte orada. Kimse şey, aboneleri ekliyor musun abi? He? Aboneleri ekliyor musun? Abone değilsen zaten yani görmüyor ki player not found diyor mesela. Sadece aboneleri ekliyor. Abone de ekler misin? Sen abonesin tabii ki ya ekleyebilirim. Evet değil mi? Var mı peki düşünceniz ya şöyle gençliğine ne bileyim işte yayıncılar olarak ya da ne bileyim yayın yapanlar olarak ya da bir oyuncu olarak hani hype'leyebileceğimiz yapabileceğim bir öneri hiçbir şey aklınıza geldi mi? Şöyle bir şey yapsak insanların ilgisini çeker ya da ne bileyim ben mesela farklı oyun oynayan yayıncılardan falan birkaçıyla da konuştum. Yani gençin oyunu tanıtmak adına iki tane yayıncıyla konuştum galiba. Çok böyle çok izlenenlere konuşmadım. Ya çünkü bir defa denemiştim onu. 1500 kişinin izlediği bir yayıncıyla konuştum. Ya cevap vermiyorlar ya böyle bir ya da ben şeyine denk gelmişimdir. Tersine denk geldim belki bir şeyin. Hani böyle biraz daha böyle animevari oyun oynayanlara falan şey denedim böyle konuşmayı. Hani dedim Genshin Impact diye bir oyun var. Duymamışsındır belki. Hani 150-200 kişi izliyor istersen bir dene.
belki şey olur, hani hem sana faydası olur hem gençlik topluluğuna faydası olur falan diye. Kabul eden oldu, etmeyen oldu falan, hani böyle bir şey, benim düşündüğüm bu şekildeydi. Sizin herhangi bir fikriniz var mı bu konuda ya da bir şeyiniz? Şöyle, biz şu an küçük yayıncı olduğumuz için sanırım izleyici sıkıntısı çekmiyor. Yani ne kadar düşecek ki falan diye düşünüp ben oyuna devam ettim ama büyük yayıncılarda şöyle bir sıkıntı var. Mesela özellikle LoL veya Valorant oynuyorsa, başka oyuna geçerse %90'ı gider, o çıkar o yayından bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani o biraz sıkıntı olabilir. Dediğiniz tabii. gibi anime tarzı şeyleri seven bir yayıncıya şey yapmak daha mantıklı. Yok yani bu benim düşündüğüm bir örnekti. Ben kendim şahsi olarak denedim bir iki de, onun dışında var mı diye. Hani ya da şöyle bir şey yapılabilir falan, faydası olur, ne bileyim işte, ben podcast mesela bir böyle bir şey denedik. Yani bunun gibi ya da farklı bir şeyler vesaire vesaire gibi yani. Ya da ben oyunumu oynuyorum, izleyen izler mi? İzlemeyen de. Bir noktada şey, herkes ister yani sonuçta daha fazla, yani hem izleyici daha fazla izleyiciye hitap etmek hem de kitlenin büyümesini herkes ister bu noktada. Podcast gibi işte, örnek veriyorum, bir nokta, bir sonraki banner'ın mesela tanıtımı yapıldığında bu noktada belki bir podcast daha güzel olabilir, herkesi birlikte toplayıp o noktada yine olabilir. O yayını mesela hep birlikte izlemek gibi. Ne olur, Çin yani yayını genelde 3'te oluyor, öğrenleri müsaitseniz yapabiliriz. Ben de max content'imi iş atmak yani, başka bir şey bulamıyorum. İş atarken geliyor çok kişi. Evet ama... evet. Şey geliyor, ne zaman atacaksın? Ne kadar, yarım saat sonra gelsem atar mısın? Şöyle hadi yapar mısın? Sadece bu. Ya kolay olsa işte biriktirmek, hani mesela şey yapanlar oluyor yabancı yayıncılardan. Karakter geldiği zaman işte hani 10k wish birden beraber atıyorlar. Hani kime önce 5 star çıkacak falan gibi de. Bizde nereden bulacağım 10k yani. Bir de işte dediğim gibi başlıyor. Hani reroll atabiliriz anca hep beraber, başka bir şey olmaz. Beleş. Fakir yayını diye. İşte abonelerine ya da izleyicilerine işte promo hediye ediyorlar falan. Aynen. Ya ben çok düşündüm mesela. Catching banner'ına ben şey atacaktım, pull atayım dedim. Baktık böyle shop'a girdik yani chat'le birlikte. Bakalım ne kadarlık işte, düşündüm böyle. Dedim ki benim maksimum verebileceğim dedim, $100 dedim. Baktık böyle işte toplasan kaç çıkıyor işte yani maksimum. 50-60 vişanca çıkıyor. Adamlar onu yani... İzlediğimiz bazı yayıncılar bir dakikada falan yapıyor yani. Bir dakikada bitiriyor o 50-60 evet. gibi yani. Evet. O yüzden bizim biraz için... üzülüyorum yabancıları evet. izlerken. Kıskanıyorum yani bayağı bir. Ne tabii canım, ne ya biz işleri açıyorum, sen videoda 10 dakikada olsun diye atacağım 30. Geliyor, tek tek atıyorum. 100 taneyi tek tek başlıyorum. Valla tek tek attım bir tanesini, 10 dakika sürsün video diye. Ne yapayım yani. Abi sen neyse, ben sürekli düşünüyorum atsam mı, atmasam mı, bu banner'a mı atsam. Uzun süre düşünüyorum yani. Senin bir yayınım vardı şey diye. $100, 100 TL pişçesine harcadım. Aynen. O iyiydi işte. Güzeldi baya. Yani başka ya. Türlü olmuyor. İnsan çünkü bir de yapacak bir şey bulamayınca oyunda. Evet. İstiyor ki yani, Nikko, yayını da kapatmak istemiyorsun. Muhabbet falan ediyorsun ama oyunda da bir şey olsun diye. Elin bir şey ekranına gidiyor. Yani o da... Sonra cüzdana oradan kayıyor yani. Ya wish biriktirmek çok zor oyunda ya. Evet. Çok çok. Biriktiriyorum ben. Mesela biriktirdim, 4-5k primo biriktirdim. Sonra dedim ki ben bunu silah banner'ına basacağım. Bastım evet. yani. Durmuyor. Orada durunca basasın geliyor yani. Batıyor değil mi? Evet. Asla şey yapsak, böyle bir gözden kaybolsa o da olmuyor. Aklında ben oluyor yani, bu kadar var. Ben de biriktirdim mesela. 50 wish falan silah banner'ına attım. Hiçbir şey alamadım. Hala bekliyorum yani. İnşallah. 20 tane kalmış. Daha... 20 daha atsan gelir ya. Şey kalmadı. Bekliyoruz abi. Her gün deniyoruz işte. 2-3 tane falan deniyoruz her gün. İnşallah gelecek. Valla ben 2 karakter banner'ı kaçırdım. Sırf Xiao için. Yani ne Albedo'da attım ne Ganyu'da attım. İkisinde de biriktirdim. 70 wish'le Xiao çıkardım. O iyi, iyi, hayırlı olsun. Ama kendini iyi tutmuşsun ya. Ben şu an tutamıyorum. Şaha çıkarmama rağmen bastım 10 tane daha yani. Niye basıyorum ki? Bir şey şimdi bu etkinlik tutacağım ya. Selam. Ne bir ses. Hamaydan selamlar, selam.
Vallahi yani bilmiyorum. Bir düşünüyorum ben de işte nasıl bir şeyler olabilir diye de işte. Yani imkanlar da bence bu kadar oluyor ya. Keşke biraz daha şey olsaydı. Bu noktada herhalde hani bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olmalı gibi geliyor. Yani sonuçta bir noktada community'yi biz de bağlıyoruz ve bu community olabildiğince hani birlikte olmalı ve bununla birlikte devam edebilmeli gibi geliyor. Yani bu community'yi arttırmak bizim de elimizde belki. Dediğin gibi diğer yayıncılarla belki iletişim kurabilmek yani daha da, ama demin bahsettiğimiz gibi işte büyük bir LoL yayıncısını bu oyuna denetmek çok mantıklı bir hareket gibi gelmiyor bana. Yok benimki Dark Souls falan oynuyordu ya, o tarz oyunları oynuyordu. O tarz oyun işte WoW oynayan biri olabilir işte belki. LoL Valorant'ta farkındayım canım yani onunla uzak işte. Hani hep yeni oyun deneyen bir kesim. Aynen öyle olabilir. İşte belki YouTuber'lar bu noktada etkili olabilir. Aynen YouTuber. YouTube'da sanırım gençin o kadar çok izlenmiyor. Twitch'te yine izleniyor ama YouTube'da... Ya YouTube'da da vardı. YouTube'un şöyle bir problemi var. YouTube para vermiyor yani. Ve mesela video atıyorsun, 2500 kişi izledi diyelim videoyu. 5 lira 10 liraya geliyor ya gelmiyor, uğraşmaya değmiyor yani, anladın? Hani o açıdan biraz sıkıntı. YouTube'da çok böyle büyümen lazım YouTube'da ki para kazanabilesin yani. Evet, bir tamam. Şeye dönsün. Hani oradan geleni alayım, bir şey yatırayım falan desen yani alamıyorsun bile en düşük paketi. Aslında PewQueen falan oynasa. Evet, PewQueen çok yeni oyun oynuyor da oynamaz ama oynuyor diye dedim aynen. Ya var aslında bu tarz yayıncılar var. Hani deneyebilecek en azından yayıncılar var. Bu tarz oyunda sıkıntı yaratmayacak işte Jahreyn olsun ya da demin PQN olsun var bu tarz oyunları deneyebilecek insanlar. Ama reklam yani Miyaho bunu yapmıyorken bizim düşünüyor. Yani onu düşünüyorum. Yani onlar böyle bir şeye girmedi, böyle bir yatırım yapmadan yayıncıların böyle bir şey düşünmesi ne kadar mantıklı. Ya ben şeyde gördüm, yabancı Pokimane var, o oynuyor ama mesela Miyaho ona sponsor olmuş. Büyük ihtimal primo da veriyordur bir sürü. Evet, yani hiç o yüzden oynuyordur yani. Yayınlarında. Yoksa... Ya onun zaten primo ihtiyacı olduğunu pek zannetmiyorum ama yani. Aynen o etkisi de öyle. Bağışlarını kaldırmamış mıydı bağış atmayın diye? Öyle bir şey vardı sanki. Gerçekten mi? Evet, ihtiyacım yok diye kaldık diye hatırlıyorum. Yani şey falan olsa işte en kötü... Kişi sayısının 4 olması da çok problem oyunda. Onu bir en azından bir 8'e evet. 8'e çıkarsalar belki aynen, biraz daha şey olur. Olsa. Ne bileyim işte hani gel işte yayıncılarla beraber bilmem ne etkinliğini yap falan tarzı belki hype'layabilirsin insanları. Custom game tarzı bir şey belki yani custom bir map. Aynen öyle bir şey belki yani. Tarz şeyler olsa. İnsanlar mesela ben şey yapıyorum hesap incelemesi diye bir şey yapıyorum. İnsanların hesabına girdiğim zaman bugün mesela işte podcast olacak yayın geçmişini silmeyeceğim diye normalde girdiğim zaman siliyorum. Şey yapmadım bir anda düşüyor talep. Ama normalde insanın hesabına girdiğin zaman mesela şeyler vardı. Adam basmış 500-600 dolar. Sırf hani göstermek için de onu bayağı insanlar seviyor yani bu hesap göstermeyi falan muhabbeti. Sırf o yüzden de hype'landırılabilirdi de 4 kişi biraz sıkıntı işte yani. Keşke biraz daha bir en azından bir 8'e falan çıkarsalar güzel olur yani. Kişi sayısını beraber oynayacak. Arkadaşım yok, şey arkadaş bulamıyorum diyen çok var. Yani hep yönlendiriyoruz insanları ama yani İnsanın çekiniyorsun sormaya. Çünkü Genshin komitesi topluluğu biraz böyle yardımcı olsa da diğer oyunlarda belki bu kadar şey görmedikleri için bir yazıyor ya da işte bana bilmem ne de yardım eder misin diyor. Kimse suratına bakmıyor. Burada da aynısı olur diye belki insanlar çekiniyor. Yani ama halbuki burada bayağı yardımlaşıyor insanlar ama aynen, işte. Aynen ben görüyorum mesela birisi bir şey yazıyor. Ne koyayım yanına falan diye. Çok fazla cevap veren var. Yardım ediyorlar yani. Abi sana bir şey soracağım. Bu hesap inceleme olayı bir aralar yasaktı. İşte ban sebebi falan diyorlardı. Hı-hı. Doğru mu? Hala var mı şu an olarak? Hesaplara girme şey varmış onun. Ben Sekapoko diye bir yayıncı var. Hiç duydum bilmiyorum. Genshin yayıncısı. Bakıyorum abi. Görmüşümdür illaki. Sekapoko diye bir herif. Ben o herifle işte yıllardır tanıyorum ben onu. Başka oyunlar falan oynamıştık. Eskiden 30-40 kişi izliyordu. O yapıyordu. İnsanların hesabına girip wish atıyordu. Ona sordum ben. Normalde yasak bu Genshin açısından. Yani başkasının hesabına girmemen lazım. Fakat dedi ki bana UID falan kapatırsan eğer yayında dedi. Bir problem olmuyor dedi buna. Ondan sonra o yapıyordu çünkü. Onu banlamıyorlarsa bize de uğraşmazlar herhalde. Ben oyundan sonra işte tekrardan kapattım UID'yi. Onun UID'nin denk geldiği yerlere yayında bir şeyler koydum. O şekilde bir sıkıntı olmuyor yani.
Çünkü hiçbir şekilde ispat edemezler kimin hesabına girdin, ne yaptın, ne ettin. Şu an şey problemi var sadece. Karakterin ID'sini değiştiremiyorsun. Eskiden ID'yi kafana göre değiştirebiliyordun yani. Bilmiyorum oradan bir arıza çıkar mı da. Hani. Ama adam canlı canlı yapıyor. 4000-5000 kişi izliyor işte. Daha Xiao geldiğinde yayın tekrarlarında var. Giriyor işte Ahmet diyor, Mehmet diyor. Mesela Arap bir herif geliyor diyor işte ben 500 tane bir şey atacağım al bas diyor yayında. Giriyor basıyor yani. Gerçekten mi tabii, ya? Vay be. Böyle şeyler de var. Yani adamlar 6-6 yapıyor. Biz bir tane karakter çıkaracağız diye buradaki 2 saattir konuşuyoruz. Adamlar 6 tane, 7 tane, 7 tane Xiao çıkartıyor herif yani, anladın mı? Bir aralarda çıkan diğer karakterleri saymıyorum bile yani. Biz bir tane bu arada herkeste şey var zaten. Yani ya. Popüler olan şu an bu ara şey, Wish Simulator abi. Herkes Wish Simulator denemek için. Gözümüz gönlümüz açılsın diye böyle şey ekmek banıyorsun. Ekrana ekmek banmak için böyle şey giriyor böyle. Basıyor hani. Harbiden Wish Simulator'a giriyoruz. Benim bazen gerçek zannedenler oluyor. Çünkü yayına dışarıdan baktığın zaman o şey ekranı gözüküyor ya simülatördeki. Evet. Abi nasıl basıyorsun o kadar falan diye. Ben diyorum ne olacak? Para bol. Sonradan çakıyorlar simülatör olduğunu ya. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Keşke imkan olsa biz de bassak öyle de. Yani bizde bir de şey kafası var yani mesela insanlara diyorum işte keşke bizde de bu kadar şey olsa bizde bassak 10 bin dolar 20 bin dolar oyuna. Adam diyor ki yani ulan bende o kadar para olsa bu oyunu mu oynarım? Hani kafa da öyle yani buna değer mi bu kadar parası olan adam zaten bunu oynamaz gider klaplarda patlar. Öyle bir şey de var açlık da var bizim şeyde genç nesilde mi diyeyim ya da işte genel olarak Türk vatandaşlarında mı? Çünkü çok pahalı yani. Ülkede sıkıntı yani alkol falan içiyorsan o baba zengin diyorlar yani 2-1 aldı diye yani anladın mı öyle bir şey diyeyim mi şey ben olduğunda... O kitleyi Night Online'la tanıştırmak istiyorum gerçekten yani ay Night Online'da arabasına giren vardı yani arabası yani... arabasını verenler vardı yani çok ben rahat çok... yani bir iteme 200 bin Türk lirası verenleri falan böyle evet. Görünce o arkadaşlar bir noktada düzülürler gerçekten üzerler yani Night Online gibi bir oyun var yani bir item 200 bin Türk lirası bir hesabı işte 20 bin 30 bin Türk liraları falan veriliyor üzerler gerçekten çok garip oyunlar var. Ben 20 bini yadırgamıştım gayet normal falan diyorlar böyle. Ama işte Night Online'da mesela adam o parayı verdikten sonra gelip senin ağzını bunu kırıyor böyle bir evet. Şeyi var herifin yani var, evet. Tatminkarlık evet, evet. Var bunda öyle bir şey yok yani o dezavantajı. Bunda da öyle ama bir şey işte olaydı. Toksikleşirdi dediğim gibi. Şu an toksik değil bence bu community ama tabii, tabii, tabii. Rekabet girdi mi kötüleşebilir burası da bence yani. Öyle ya birazcık başladı bile gibi ya. Böyle bu şey işte hesap inceleme olaylarında çok rekabet var bence ya. Adam geliyor diyor benimkini incele, benimkini incele. Neler var hesabında? Bütün 5 yıldızları çıkarmış. Şey bu daha iyi, aslında. Benimkisi daha iyi gibi. Evet. Ters konuşma. Artifikleri bak, artifikleri. Yani hani biraz öyle de işte ne diyeyim. Rekabet dediğim gibi anca öyle sıralamayla gelir. PvP gelmez ama biraz daha evet. Böyle işte mesela şey var. Bu Genshin'den sonra benim oynamayı düşündüğüm bir oyun. Bir belli bir zamanı var da tabii globale çıkmasına sürer belki bir yıl da. Blue Protocol diye bir oyun var. Hiç duydunuz mu evet. Bilmiyorum. Mesela bir sonraki oyundur belki. O da free to play olacak, bedava olacak. Bir MMORPG. Onda biraz daha böyle şey sıkıntısı olmayacak. O belki biraz daha canlandırır hem Genshin'i hem bu yani genel olarak bu anime tarzı oyunları oynayan ilgisini çeken insanlara biraz daha hitap eder belki. O biraz daha faydası olur da keşke yani Genshin'in yanında bir oyun daha olsaydı da hani şey yapabilseydik yani oradan oraya oradan oraya falan diye. Sadece Genshin'de çünkü ne kadar şey yaparsan ya yapacaksın 2-3 saat yayın ya da ondan sonrası işte iş biraz şeye kalıyor yani maalesef. Ya bu noktada şey var gibi geliyor bana. Tüm dünyada şu anda böyle bir eksik var gibi geliyor. Yani şöyle bir şey var. WoW'dan başka mesela dünyada şu anda gerçek anlamda tüm insanların izleyebildiği ya da çekebildiği bir MMORPG oyun yok. İnsanlarda bir açlık var. Farklı bir acaba Final bir Fantasy MMORPG 14 var işte de mesela o da iyi. Ama pahalı yani. Ben o 1,5 yıl falan oynadım Final Fantasy 14'ü. Tek başıma in diye bıraktım yani. Ben yeni bir oyun bekliyorum mesela. Şeyin ki çok popüler olacağı bekleniyordu. Amazon'la Twitch'in kendi çıkartacağı işte New World'den bir umudum var.
bu noktada. İşte Blue Protocol olsun. Riot bir tane daha. Efendim? Riot da çıkaracaktı MMO. Evet, Riot da bir çalışma yapıyor. Bir MMO onlar da çalışmayı düşünüyor. Ki mesela Riot'un çıkartacağını düşündüğü bir MMO kesinlikle ücretsiz olacağını biliyorum. Evet. Dünyada bir çünkü beklenti var. Mesela bilmiyorum ara ara ben yayın yaptığım için dikkat ediyorum. Twitch'e giriyorum. Twitch'te en çok izlenen oyunlara bakıyorum. İşte dünyada ne izleniyor diye. Bakıyorum mesela genelde ilk 5'te her zaman World of Warcraft var. Yani MMO olarak çünkü dünyada başka oyun yok. Yani daha iyisi şu anda yok. Herkes World of Warcraft'a çekiyor. Ve onun yerine bir oyun bekleniyor şu anda. Yani bu tarz oyunlar ben şuna inanıyorum. Birçok insan hep şöyle söylüyor. İşte rekabet bu noktada kötü bir olay değil. Rekabet iki tarafın da birbirini geliştirmesini sağlar. Yani bu oyunda yani partizanlığa ya da fanatizme gerek yok. Ben buna inanıyorum gerçekten. Her zaman ama her zaman rekabet bir şeyi geliştirmesini sağlar. Şey vardı belki bilirsiniz işte CSGO Valorant tartışması yapıldı uzun zaman. Aynen. Rekabet olup ikisinin birbirini geliştirmesini sağlıyor. Her zaman. Yani Genshin Impact de aynı şekilde. Daha farklı MMO'lar ya da daha farklı gacha'lar çıkarsa oyunlar bu noktada birbirlerini geliştirmeyi daha etkili olabilir bence. Bence de aynı şekilde. Çünkü mesela CS'de hile çok sıkıntıydı. Riot'ta da şu anda biraz, pardon Valorant'ta da şu an biraz var ama yani yine daha iyi olduğu için eğer böyle başka bir oyun çıkarsa gençliğinde de bence kitle artar. Ya bir de oyunlara biraz TR Türk oyuncu bak, açısından bakmak lazım. World of Warcraft'a bak. En fazla izlenen yayıncıya bak, en çok izlenen falan. Çok evet. Böyle yüksek rakamlar değil maalesef. Çünkü paralı ayda 13 euro diyorsun. 13 euro dediğin zaman 130 lira ediyor TL'de. Yani biraz sıkıntılı bir durum. Hani oyuna bir kere başladığın zaman sonra oyun içinden aylığı falan halledebiliyorsun belki. Ama genel olarak para vermen gerektiği zaman oyunlara bizim insanımız çok sıcak bakmıyor. Çünkü hep euro üzerinden, dolar üzerinden olduğu için. Ha bedava oyunlarda Genshin'in şeyi var, tekele çevirdi şu an sistemi. Hem telefonda hem şeyde, bayağı bildiğin tekel yani. Daha iyisi yok. O öyle olunca da adamları bir yani şey yapan bir şey yok. Şimdi Çinliler bir iki oyun daha çıkartıyor Genshin benzeri. Onlardan eğer bir tutan bir şey olursa globale şey yaparlar onu da çıkartırlar da. Zor yani, ben oyunlara da baktım çünkü Genshin kadar böyle şey değil. Genshin'de oynarken siz de hissediyorsunuz. Çok rahat oynuyorsun. Yani böyle karakterler evet. Çok evet. Nasıl diyeyim sana şey ilerliyor yani. Rahat ilerliyor. Şeyde öyle bir şey yok. Diğer oyunlarda böyle biraz daha böyle şey sanki böyle gitmiyor karakter gibi. Böyle tam o hissiyatı sana vermiyor. O yüzden Genshin gene şey olarak kalacaktır büyük ihtimalle yani. Mesela BDO oynamak istiyordum ama çok karışık geldi bana. Hani Genshin kadar rahat gelmedi ya da bilmiyorum. Şeyi çok hoşuma gitmedi. Grafiklere. Evet, Genshin grafikleri evet. Çok güzel ya. Evet. Çok hele şu anki ya. Etkinlikte Liyue aşırı evet, güzel duruyor. Evet, ben. Evet. Bakıyorum yani koyup böyle arkama yaslanıyorum ve izliyorum o ışıkları yani. Öyle bir yapabiliyorsun bu oyunda. Evet, bence gayet güzel uğraşmışlar. Evet. Tek sıkıntısı işte keşke biraz daha oynanabilse ama. Evet. Bilmiyorum yani. Aslında göreceli olarak yeni bir oyun. Yani betasını saymazsak. Tabii 5 ay oldu işte çıkalı. Evet. Bence oldu. Gerçekten daha çok kısa bir oyun ya. Bir oyun için hani oyunun akıbeti için daha hani popülerliği için çok daha kısa bir süre. Hani bir anda oyun çok daha yüksek şekilde hype'lanabilir. Tüm dünyada daha fazla hype'lanabilir bu oyun. Dediğimiz gibi bu noktada belki işte Inazuma olabilir ya da daha sonra gelecek patch'ler bu noktada etkili olabilir. Bir anda oyunun o hype'ını daha üst seviyeye çekebilir. Oyunun mesela bu noktada ne kadar yatırım yapacağı önemli gibi. Mesela şu an bizim böyle konuşmamızda teşekkür ederim çağırdığınız için. Yani böyle bir konuşma yapıyoruz. Evet. Böyle beşimiz birleştik, oyun hakkında konuşuyoruz. Bence bu çok güzel bir düşünce oldu. Çünkü yani bu sayede herkes işte diğer yayıncıları bilmeyenler işte benden beni izleyenlere de söyledim ben Discord'dan çağırdım vesaire. En azından community daha böyle iç içe girer. Daha böyle herkes birbirine daha çok tanır. Yani bu şekilde daha sıkı bir community oluşturursak yeni gelen kişiler de bence daha rahat eder diye düşünüyorum. Evet evet evet. Faydası olur yani. İnşallah. Yani şey vardı. Neydi onun adı? Ben ne diyecektim unuttum ya. Bana çok oluyor yayında yaşlandık ya, ya vallahi kafa gidiyor.
Nerede benim Alzheimer ilaçlarım falan diye böyle. Ay. İhtiyar gamer. Ah. Vallahi. Neyse ben unuttum ya harbiden ne diyeceğim. Sıkıntı yok abi sen düşün. Şey peki benim merak ettiğim mesela şu yeni gelecek olan yani şeylerle birlikte, bannerlarla birlikte beklediğiniz bir şey var mı şu anda? Hani en çok sizi işte beklenti içerisine sokan karakter ya da işte etkinlik, beklenti bir şey var ben mı? Ben Leyline etkinliğini çok büyük umutla bekliyorum. Neden bilmiyorum. Leyline kesmek çok güzel zaten. Yani etkinlikle daha da güzel olacakmış gibime geliyor. Karakter olarak da ikizleri çok büyük umutla bekliyorum hem de. O adlarını hatırlamıyorum ama çok geç gelecekler büyük ihtimal ama çok güzel o ikisi de. Nasıl oynanacak onu da bilmiyorum. Ama gel. Hem Signore'ye ya. Signore'yi bilen var mı? Biliyorsunuz değil mi? Venti'yi ben tek biliyorum, atan ben biliyorum. Hikayeye de geçiyor. Onu bekliyorum. Şey tokat atan değil mi abi? Vent'in ayaklarını donduruyordu ya. Tokat atmıyordu diye hatırlıyorum. Şey ben yabancı yayıncılarda işte Şah'a geldiğinde izledim. Mesela Dan Steffen'in görevi gelmişti. O gelmiş falan. Ben şeyi bekliyorum şimdi. Hani o levele geleyim artık bir 50'leri geçeyim de bu hani yeni yeni gelen kontentlere ben de yetişmek istiyorum aslında. Şu an beklentim o. Çünkü çok yeni sanırım ilk görevlere göre daha güzel bir şey görevler gelmeye başladı. Yani kendilerini geliştirmişler. Evet. Etkinlikler çok güzel olmaya başladı ya. İlk başlarda çok bir mantıklı bir şeyler gelmiyordu yani genelde. Resimleri saklıyorsunuz bu arada değil mi? 45'e kadar. Aman harcama. Aman. Ya şey diyecektim ben. Bu Inazuma'nın geleceği şimdi ne zaman gelecek? Tabii ki bilmiyoruz da artık. Bir ay sonra mı olur? İki ay sonra mı olur? Üç ay sonra mı olur? İşte oyun çıkalı o zaman atıyorum 8 ay oldu ya da ya insanların ortalama beklediği 2.0'da gelecek diyorlar. 1.6'dan 2.0'a atlayacak. Bu da yaza denk geliyor Ağustos'a falan. Neredeyse 10 ay olmuş olacak oyun çıkalı. Şimdi 10 ayda Inazuma gelirse bir sonraki kıtanın bundan sonra da işte şeye gelecek diyorlar. Toprak şey kıtası pardon. Dendro olan şey var ya çimen elementi. Hı hı. O elementin olduğu şeye gelecek diyor. Bir 10 ay daha mı bekleyeceğiz? Ya beni en çok korkutan o yani anladın mı? Bu oyunda. Eğer öyle bir şey olursa bilmiyorum yani nasıl geçecek bu süre zarfı. Ben 10 ayda bir şey yeni kıta gelmesi daha çok kötü. Daha hızlanırlar gibi. Acaba biz mi içeriği çok çabuk tüketiyoruz ya? O da hani olabilir. Onun da etkisi var belki de. Hani ben şeyi düşünmeye başladım çünkü. Her gün yayındayım. Acaba her gün yayını oynamaya çalışıyorum. Genshin oynamaya çalışıyorum. Acaba ben mi fazla oynuyorum? Yani fazla içeriği mi çok tüketiyorum? Hani bir etkinlik geliyor böyle. İşte Dragon Spin geldiğini hatırlarsınız böyle. İki günü bir nokta hani böyle 1.5 gün falan sürmedi herhalde bitirmek. Evet evet benim de. Bütün map'i yüzledim direkt. Onun gibi. Yani onun da etkisi var bir noktada. Böyle o kırmızı taşları falan hepsini topladım. Ağacı direkt tamamladım böyle. Çok heyecanlı bir filmde. Biz belki de yani çok hype'lıyız ya. Çok hype'lıyız belki de. Yani oyunu yaparken bence bu insanlar 10 saat oynar diye düşünmeden yapmışlar. Bu kadar beklemiyorlardır. Bazen ya 10 saat olmasa çıkıyorum. Da gene biraz daha az olsaydı. Mesela ben Condense Resin keşke getirmeselerdi. Diyorum yani yayıncı olarak mesela kondansesi 20-20 gidiyordu. Şimdi kondansesini evet. Kullanıyorum iki katı daha hızlı oluyor. Şimdi kullanmayınca iki katı yapıyor kendimi aptal gibi hissediyorum. Ya yapmayınca da yayında daha uzun sürüyor. Yani hani ikisinin ortası yok. Şimdi yarısını kondans yarısını normal açıyorum. Yani ya biraz daha uzun sürsün diye yani. Bu arada çok mantıklıymış. Ben kondans resini yapmayayım abi. Daha ben çok yani yapıyorum onu ya. Şey yapıyorum işte. Neydi onun adı? Mesela buz dungeon'da hem buz hem şey atıyor, su atıyor ya. Ona öngörü başlatıyoruz işte. 20 resin bir tane düşüyor. Su mu düşecek, buz mu? Tek eğlencemiz o yani yayında. Aynen bayağı kumar veriyorsun chat'te. Yani hani ben mesela bazen dışarı çıkıyorum böyle. Diyorum ki keşke telefonumla Genshin oynasa da oynasam diyorum. Çok çok artık gerçekten bağımlılık haline geldi bu ve dışarıda sürekli diyorum ki eve gitsem de gençliğe oynasam diyorum hani. İki gün mesela dedim ki biraz bilgisayardan uzaklaşayım dedim. Bahçe gibi bir yer var oraya gitmiştim.
Yok yani dayanamadım ve arkadaşım dedim ki girip gençliğe dedim etkinlikle göre şeylerimi alır mısın dedim ödüllerimi. Gerçekten dayanamıyorum yani. Nasıl iki gün resim boşa mı aktı yani 160'ın üstüne? Aa, gittirdim. Hayır hallettim hallettirdim. Dedim ki çocuğa çabuk dedim git dedim üçünü consented yap dedim. Ertesi günde dedim bit domain gir dedim. Ne yapıyorsun? Onları harca dedim sakın tutma. Ben yok, bazen oluyor işte ya. Akşam böyle yayından sonra işte bir daha girmiyorum ben oyuna genelde. İşte gece yatmadan bir giriyorum. Resimde olduysa kondens yapıyorum. Bir gün unutmuşum. Ertesi gün yayını açtık 160 yazıyordu. Yemin ederim kalp krizi geçiriyor. Resim boşa aktı diye kaç gitti acaba diye yani. Onun hesabını yapmaya çalışıyorum yani. Bir de şöyle bir şey dönüyor oyunla ilgili mesela. Hani şimdi burada biz yayın yapıyoruz ama aynı zamanda bir noktada da izleyiciyiz. İzleyici olduğumuz için ben mesela aynı şekilde çift ekran var. Diğer ekranı mesela mutlaka işte yayın yapan birini açıyorum. Genshin yayıncısı oluyor. O ara oyunu oynuyorum. Evet. Kendimle. Yani bir yandan yayın okuyor. İşte chat'e yazmasam dahi hiç önemli değil. Aynı şekilde oyunu oynuyorum. Bir yandan da chat'e dinliyorsun. Abi bunu mu evet, evet. O öyleymiş. Bizim, ben onu şeyde fark ettim öyle. Ya. İlk böyle işte dedim ki başka oyunlar falan oynayayım diye. Ulan başka oyuna geçiyorum bir anda yarısı gidiyor izleyicinin. Ulan dedim ne oluyor? Hani bir de şey yazıyorlar chat'e sürekli. Abi senin muhabbetin hastasıyız falan. O kadar seviyorsun muhabbeti. Niye gidiyorsun? Nerede bu adamlar? Sonra bir chat'le işte konuşuyorduk falan. Şey dedi herkese. Abi dedi biz chat'e yazmıyoruz. Tanımadığım adamlar yani. Adam 3 aydır izliyormuş. Hiç chat'e ilk defa yazıyor. Şey diyor yani sürekli insanlar Genshin hakkında soru sorduğu için chat'te sürekli Genshin muhabbeti döndüğünden yani bilse de adam onları hoşuna gidiyor diye. Yani alt tabla evet. Bırakıyorum diyor. Ben kendim oynuyorum diyor yani. Ben de öyleyim. Oyun oynarken arkada açık oluyor yabancı streamleri. Dinliyorum yani o muhabbetleri. Öyle aslında yeni gelecek şeyleri falan öğreniyorum genelde. Öyle oluyor. Yabancı yayıncılar mı dedin orada? Yanlış mı duydum acaba? Yabancı evet. Ha. Yabancı. İngilizce yapalım ondan sonra yayın. Biz de ondan değil. Ya mesela bizim gece saatimizde ben ya şey ya diğer yerden gibi ben de şey yapıyorum. Mesela yayın bitiyor. Oyuna devam ediyorum. Uyuyacağım. Mesela saat 2-3 gece yatağa geçiyorum. Diyorum acaba keşke telefonumdaki fazlalıkları silsem de telefona mı yüklesem? Canım oynamak çekiyor ya. Ben bilgisayarda oynuyorum sonra telefona geçiyorum direkt. Yani ya onu yapmak için. İşte yayın açıyorum sonra. Neyse telefona indirmeyeyim yayın izleyeyim diyorum. Canım çekiyor. Kalkıyorum bilgisayarı tekrar açıyorum. Oynamaya yok yok ben off stream çok oynuyorum oyunu ya. Saat 6'ya kadar oynuyorum sabah. Yani dayanamıyorum dediğim gibi. Ben hastayım bildiğiniz. Ben oyuna ilk başladığım dönemlerde kız arkadaşım vardı. Kız arkadaşıma ben oyunu indirtmiştim. Kız arkadaşıma başlatmıştım yani. Böyle kız arkadaşım da oynuyordu işte arada chatte falan geliyordu. O da falan böyle domain giriyorduk birlikte. Sonra işte ya ilişki bitti ama o hala eminim yani şey oynadığından eminim yani. Net bir şekilde Genshin Impact oynadığından eminim. Arada seni izliyordur falan. Oy. Yok yani. Küfür ettiğinden eminim o. Ben oyunu kuzenimden gördüm. Kuzenim telefonunda oynuyordu. Bir kere oynayabilir miyim dedim. Hayır demiş de. Dedim ki ben oynayacağım bunu sen göreceksin dedim. Şu an kuzenime takla attırdım hesabı kaç kere hem de. Şu an kendisi hala 30'larda takılıyor. Telefondan olduğu için mi? Yo çok hızlı oynuyorum. Çok fazla oynuyorum. Hızlı seviye atlıyorum. Artık şey oldum ya. Ya ilk başladığın zaman çok keyifli. Genişli canım sıfırdan başladığım zamanları hatırlıyorum. Yapacak o kadar çok şey var ki nasıl yetişecek bunlar falan diyorsun. Aynen ben vakit de vakit bulamıyorsun. Çok şey yani. Artifekler hakkında sorun yaşıyor musunuz bu arada? Mesela ben ilk başladığımda artifekleri gram anlamıyordum. Hiç ben anlamıyordum ben de. Şu an biraz anlıyorum. Ben de. Yayınlardan. Şu an birazcık anlıyorum. Ya ama ben yani çıkartamadığımız için şu an. Ben çok zorlandım ya. Gerek yok. Bir tane YouTube'da bir işte tips and tricks diye işte videolar yapanlar var onları izliyorum. Bir tanesi şey demişti. Artifact ilk başlarda çok önemli değil. Yani level ve talent bir de weapon yükseltirsen seviyelerini işte tek atarsın. O da işte şey yapıyordu artık content bittiği için free to play hesaplar açıyorlar herkes yabancılarda. Evet. O tarz bir content oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela şu an ben hala artifektleri bilmiyorum ama yani
Zaten chat'ime gelen herkes de diyor daha erken evet, bir chat kadar şey yapma falan. Evet. Ya da şunu koy. Ben chat'i dinliyorum. Resimleri biriktir boşver resimleri biriktir. Beşe kadar devam. Herkes günlük en az 5 kişi diyor onu. Takip eden 5 kişi diyor böyle. Resimleri sakın acaba çantandaki resimleri. O aydan sakın acaba. Kalsınlar. Ya ben şey bu arada... Artı çok özür dilerim yani. Ya hayır hayır hep bunu yaşıyoruz ya. Bir şey olmaz. Sen devam bu sefer. Okey. Geçenlerde mesela şey Aytu abi şey yapıyor. Hesap inceleme yapıyor. Hesap inceleme yaparken ben de içerik olsun diye ben de aldım. Benim hesabı da girsin diye. Artifek konusunu hani biliyorum çünkü Aytu abinin şanssız olduğunu biliyorum. Garnio artifeklerini görsün diye özellikle Garnio'ya bakmasını istiyorum böyle. Hani baksın ki kıskansın diye dedim Garnio'nun artifeklere bak abi. Kıskandın peki abi. Hı? Kıskandın mı peki? Ha, ya yani... tabii bize düşmüyor bak bir haftadır falan farmlıyorum bir türlü doğru düzgün artifak düşüremedik de işte görüyorsun ya insanın neden hesap incelemesi aldığını. Biz orada temiz kalbimizle insanlara yardım yapalım bilmedikleri bir şey varsa öğretelim diyoruz. İnsanlar böyle şov olsun diye flex için hesap incelemesi alıyorlar yani. Bunlar baba şey şerefsiz abi bunlar var hepsi bunların hepsi böyle. Ben biliyorum ya var abi chatte birileri öyle ya ben görüyorum ara ara. Çok ben eminim bu arada birkaç tane karakterim artifekleri kesinlikle yanlıştır ya. Bundan kesinlikle eminim yani. Hiç çal dışında hiç bakmadım bile ya. Öyle taktım. HP mi tamam iyi. Atak mı tamam. Ama normalde çok karışık bir şey yok ya aslında. Yani tuzluğa genelde %90 atak koyuyorsun. Goblete işte hangi elementse karakter onu koyuyorsun. Yani hasar vuran karakterlerde. Kafalığa işte ya crit rate ya crit damage. Şeye de çiçekle tüy sabit zaten onları değiştiremiyorsun onların şeyleri. Bu kadar yani. Ya 45'ten sonra da daha böyle daha iyi statlar için farmlamaya başlıyorsun. Onun dışında çok bir şey çok bir şey yok yani. Hep defans ve HP artıyormuş o levellerde. Genelde öyle oluyor. Evet, üzücü biraz. Çoğu da öyle oluyormuş. Ben ilk zamanlarda Fatih'in yayında girmiştim domainlere. Onunla hiçbir şey çıkmamışken bana çok fazla şey çıkmıştı ben hatırlıyorum. Öyle oluyor ya şans işte. Şimdi şeyleri biliyorum o şans zaman. Şans bazen beraber gidiyor bazen gitmiyor. Elektro çıktı hatta elektro demiş çıkmıştı. Ya oyunun endgame'i işte artifakt ya o. Hani şey gibi düşün her artifakları çok hızlı kastığımızı düşün. İyi düştüğünü düşün. Sonra o kadar resim ne yapacaksın her gün yani harcayacak bir şey olmayacak. Oyun onu düşünerek böyle yapmışlar büyük ihtimal. Sistem kurmuşlar yani. Bir şey gibi ya zaten. Artifact farm böyle kara delik gibi yani. Her zaman daha iyisi çıkabilir. Öyle, her zaman daha iyisi var yani bu noktada. Bedava ben artifactları mesela... falan topluyorsunuz değil mi? Evet. Yok abi. Toplamıyorum onu. O kadar değilim ya sanırım. Onun ya şey ben mesela sadece içerik için şey yapmaya başladım. Kendim hesabımda. Bütün karakterlerimi 80 level'a kasayım dedim. Karakterlerimi 80 level'a kasıp işte şunu deyip gösterebilmek istiyorum. Chat'te bir arkadaş şunu sorduğunda işte mesela merak ediyor arkadaşlar. İşte Bedu nasıl bir karakter? Oynaması nasıl olur? Acaba hani kasılır mı? Değer mi? Diye birçok arkadaş soruyor. Ben sadece bunu gösterebilmek için mesela şey düşündüm. Kendi hesabımda bütün karakterleri 80'e kasayım. Zaten bazı artifektleri mesela çok net bir şekilde paylaşabiliyorsun. İşte elektronun bazı artifektlerini diğer karakterlerde de kullanabiliyorsun ya da işte physical'ları ya da yani bir noktada ortak olanlar oluyor. Bunları kullanabilmek için ben bütün karakterlerimi 80'e çektim. İşte Heroes Wit ile ilgili bir şey gelirse inşallah Miyaho bir şeyler gönderirse güzel olacak. Ya talentları problem işte talentlarını kasmak lazım ya bir de. Bir de o var. Problem. Ya bir de şeyi ben ayar oluyorum ya bu oyunla alakalı herhangi bir şeyde değer mi diye soruyorlar ya bu değer kişisel bir değer bu yani kendin karar vermen lazım. Evet. Ben senin için nasıl değer biçebilirim yani ama yapacak bir şey yok yani. Birileri bizim millet seviyor yani biri tasdiklemeden bu olur demeden yok olmuyor yani. Yani herkes o karaktere çöp diyorsa çok beğense bile oynamaz büyük ihtimalle. Evet, evet yani. Biraz üzücü maalesef. Ben Keking'i oynama başlama sebebim kesinlikle o. Keking oyunda en sevilen karakter diye başladım. Çok da güzelmiş yani gerçekten. Değer dediler yani. Ben de kastım diyorsun. Evet. Mona oynamadığım için çok şey yiyordum. Böyle işte bu neden Mona oynamıyorsun? Keking de çok güzel oluyor falan. Sonra herkes dedi diye Mona'yla oynamaya başladım şu an. Peki Mona'yı? Efendim?
Mona'yı seviyor musun? Birazcık sevmiyorum ya. Ama yerin altına çok hoş bir şey. Birazcık. Ben de koşmak için falan kullanıyorum. Sudan geçmek için kullanıyorum kendimi. Ya da şey böyle, Mona'nın esini atıyorum, Keking'de savaşıyorum yani bu. Direkt. Mona ya, oyun ilk çıktığında en hor gören karakterlerden bir tanesiydi yani. Ben yıllardır anlatıyorum çok iyi karakter diye de. İnsanlar şeyini sevmiyor çünkü Mona'nın. Mona'nın düz atağı falan çok vurmuyor ya. Evet. E'si de böyle şey gibi, hani diğer karakterler gibi böyle bam 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 vurmuyorsun kafasına. O şey hissiyat olmadığı için en çok hor görülen karakterlerden bir tanesi Mona ya. Garibim. Evet. Ben o noktada şeyde de bir problem olduğuna inanıyorum. Mesela Albedo'da aynı şekilde tam o etkiyi vermediler mesela. Yani çok evet, Albedo'da hiç peşine Ganyu geldi Albedo'nun, o yüzden. Yoksa Albedo evet. iyiydi geldiği zaman. Yani çok karakter iyi karakter değil ama yani. Hala o şeyi alamadı insanlar. Yani mesela Zhongli ilk mesela ilk herhalde 1.1'de ilk karakter şeydi herhalde değil mi? Klim Bent'iydi herhalde. Hangisiydi? 1.1'de Zhongli ile Çin'de geldi. Evet, 1.1'de mesela Zhongli geldiğinde mesela insanlar Zhongli'den çok büyük beklentisi vardı. Evet. Hani işte çok vuracak, işte patır kütür vuracak, şöyle böyle olacak falan filan deniyordu. Ya toprak tanrısı diye gelince. Evet. Vurmayı da insanlar şöyle yaptı. Bu muydu işte? Bunun için mi para verdik falan. Sonra işte karakteri buffladılar yani. Burada bu dönemde bufflamak zorunda kaldılar yani. Ya bir de Zhongli'nin ardından direkt Albedo geldi sanırım. Hı hı. Üst üste iki tane Geo çıkarmaları da birazcık kötü oldu. Ama yani ona millet biraz şey yaptı da sonra Ganyu gelince herkes unuttu. Sineye çekildi yani bir anda. Bakalım ya 1.4'te işte hiç 5 star belli değil daha. Şu an en büyük hype'lı karakter Hu Tao. Ondan sonra bakalım. Ayaka var. Ayaka var. Ayaka çok güzel. İşte Ayaka Inazuma'ya da bir ön ayak olacağı için hikayeden dolayı. Ayaka'nın geleceği haberi çıksa bayağı oyun bayağı hype'lanır yani. Faydası olur da bakalım ne olacak. Ayaka'yla yani her adaya gidebilirsin ya. Ada ada dolaşırsın artık. Yemin ediyorum bas saati git. Ayaka. Ben şeyden mesela Elektro'ya da sanki böyle bir hor görülüyor gibi geliyor. Elektro hani elementi. Ya koş şeyleri çok iyi değil çünkü de reaksiyonları diğerleri gibi iyi olmayınca insanlar biraz şey yapıyor. Gibi davranıyor Elektro'ya ya. Ben hani en çok Elektro'yu seviyorum. Ben de Elektro'yu çok seviyorum. Elektro ve Su bence çok yani yapınca kendileri ölüyorlar zaten. Ya şey gibi değil mesela ya işte Melt kombosu gibi falan bir alınmadığı için Melt'ten alınan bir Diluğum yok belki o yüzden çok aynen çok fazla yapmıyorum. Çok fazla pyro karakterimiz olmadığı için büyük ihtimalle o yüzden bilmiyoruz bunu. Mesela Shanling, mesela ben Shanling yerine Amber'i kullanıyorum mesela haritayı gezerken çünkü çakmak gibi Amber'i kullanıyorum. Evet. Yayına gelenler ha Amber'den kurtulamadın mı hala falan diyorlar ama ben onu zaten sadece çakmak olarak kullanıyorum. Ben de Shinya'yı çakmak olarak kullanıyorum. Şey ya. Bende de şey var, Bennett var pyro olarak. Çok çok iyi bir pyro değil ama çok iyi bir bence support ya Bennett. Bayağı seveni var ya Bennett'in. Ben çok seviyorum Bennett'e. Hayran çok. Atak buff'u sayesinde herhalde bayağı seviliyor. Avrupa'da çok popüler herhalde yani. YouTube'da falan da böyle çünkü fark etmiyor. Hasar için kullanıyorlar ya o yüzden işte video çekmek yani. İçin falan. Bayağı tercih ediliyor yani. Ya o videolarda çok işe yarıyor Bennett. Ya Bennett'çilerin şey problemi var sadece. Yani benim kasma sebeplerinden biri de oydu. Yani yayına gelenlerde belki dikkat denk gelmişsinizdir. Bayağı böyle bir dine mensupmuşlar gibi tapıyorlar Bennett'e yani. Acayipler yani. Ya Bennett adama diyorsun ki abi ben istemiyorum Bennett. Hayır ne demek istemiyorsun? Bennett daha iyi diyor. Yani çok şeyler yani fanatikler. Çok fanatikler Bennett konusunda. Bazı mesela şeyler var, bazı kişiler mesela gizli 5 star olarak Ningguang mesela çok söyleniyor o noktada herhalde. Gizli 5 starlardan biri de Ningguang'dır herhalde. Onu konuşalım, bu yeni eventte hangi 4 star almamız gerekiyor? Evet. Olur. Çünkü ben çok kararsızım. Ben de. Ningguang düşünüyorum. Ama... İlki mi olacak yoksa Constellation'ı var mı? Daha İlki. Daha. Benim konus... Shanling ve Beidon var sanırım onlardan. Ya eğer işimize yarayan bir Constellation varsa onu tercih edebilirsiniz de ben şahsen bende Chongyun hiç yok hesapta.
Elimde olmayan bir karakteri alacağım. Hani level'ladığın zaman bir de wish geliyor ya, mavi wish. Hani maksat atraksiyon olsun yani. Hani bende de tam tersi mesela. Chongun bende 5 cons. Ben de Chongun alacağım. 6. consu için alacağım mesela Chongun. Ya mesela Shanling de benim de aynı şekilde cons 5. 6 yapmak için alsam mı diye düşünüyorum ama çok da sevmiyorum karakteri. Yani sırf 6 olacak diye de oynamayacağım bir şeyi. Mesela Ningguang'ı oynarım diye düşünüyorum o yüzden. De alabilirsin Ningguang'ı. Güzel. Elinde de yoksa faydası olur. Çünkü Shanling'de kaçing falan kullanıyor musun? Kaçingim yok. Ha yok mu? Yani çünkü 6. konsunu açarsan Shanling'in ultisini attığın zaman karakter ateş vurmaya başlıyor. Ve o %15 ateş hasarı artıyor. Yani Klee ile şeyle güzel oluyor Diluc'la da. Onun dışında çok bir faydası olmaz yani. Onu da o yüzden dedim yani. Hani Xiao ile falan ne kadar faydası olur bilmiyorum. Ningguang belki daha iyi bir tercih olabilir ya. 16. konusu çok güzelmiş ya. Ben bilmiyordum onu. Ama abi senin dediğin çok mantıklı. Ben de o yüzden Chongyun alacağım. Bende de bir tek Chongyun yok. Hepsi yani, var. Bende de Chongyun. Mesela Xiaoling'de var. O 6 konus Xiaoling'le Pyro Kaching kullananlar var. Kaching Xiaoling'de ulti atıp Kaching'de ateş hasarı vuruyorlar sürekli Pyro Kaching. Hani melt falan yapıyorlar komboda. Hani değişik değişik şeyler yapanlar da var da. Yani. Ama şimdi Xiaoling'de hep bannerlarda yan karakter olarak görüyorum. Yani onunla açtığım zaman yani gelme ihtimali çok yüksek ya. Yani o konus 6 olur diye düşünüyorum ama Ningguang gelir mi? Hiç gelmedi. İşte bu önümüzdeki Kaching banner'ını atmayacaksan eğer Ningguang orada var. Ningguang iyi bir tercih. Ki Ningguang'ın konsları da bayağı. Yani bir tane daha Ningguang çıksa güzel olur. İlk konsu gayet iyi. Düz vurduğun zaman hani tek bir yaratığa vuruyor ya. İlk konsunu açarsan eğer bütün etraftakileri hepsine birden vuruyor. O bayağı iyi yani. O yüzden ilk konsu. Abyss'te falan bayağı iş yapıyor. Diğer karakterler şeydi herhalde Kaching'de. Bennett, Ningguang ve Barbara. Bennett yok ya. Şey var. Shiyan var, şey... Chongyun var, Beidou var. Ne vardı başka? Xingqiu var. Evet. Yok, Banner demedin yani. Mi? Yo şey yani. Kaching'le birlikte gelecekler de yani. 4 yani, starlar. Var mı Bennett? Bennett var diye biliyorum. Bennett diyor ya. Bennett olacak diye hatırlıyorum sanki. Varmış, Bennett de varmış. Var mı ya? Ben atarım o zaman ona. İşte birçok insanı zaten o nokta çekiyor. Yani ne kadar insanlar Kaching'i atmak istemese de o alttaki Ningguang, Bennett ve Barbara. Barbara'da da mesela çok büyük bir şey var. Hani ha, ben bedava 4 starları diyordum ya. Sen banner mı diyorsun Kaching? Evet. Ha, okey. Bennett çok iyi ya. O yüzden atarım sırf yani. Çok büyük beklenti var. Barbara'da bile mesela bayağı böyle fanları var böyle Barbara'nın yani. Ay, Barbara'nın sesinin değişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Japonca oynuyorum oğlum. Ha. İngilizce oynayanlar kendi belli. Bir tek sana geldi. Ne çok kötü bir sesi var. Sakın İngilizce'ye çevirmeyin. Ben o yüzden Barbara oynamıyorum yani. O kadar ya ben... kötü sesi. YouTube'dan baktım değişimine de çok fazla değişmemiş gibi geldi. Herhalde sen çok alıştığın için. Evet, olabilir. Evet. Çok değişik ya. Anlatamam sana. İkiyo. Biz de öyle. Herkes Japonca mı oynuyor ya? Bir tek ben mi Korece oynuyorum? Çince görmedim. Çinliler hariç. Çince iğrenç ya. Korece mi oynuyorsun sen? Evet, Korece oynuyorum. Oo, hiç Korece de şey değil ya. Mesela siz anime izliyorsunuz, o yüzden Japonca daha tabii güzel geliyor. Ben de K-drama izlediğim için benim de sanırım Korece o yüzden. Benim bir arkadaş vardı, o da hastasıydı bu Kore tayfasını falan. Bir tane dizi izliyordu, tabii. Avukat vardı. Tabii, hep aynı muhabbetler, ya avukat ya doktor herif. Onlar bir şey kötü şeyler gelmiş, hep bir romantizm. İşte şey ne derler, kız oradan geliyor, işte o çocuğa aşık oluyor, sonra arasına aileler giriyor. İşte sen bunu başaramasın, fakir kız falan. Kız zaten hep fakir. Hiç zengin aslında kız görmedim. Herif hep zengin ama, herif hep şovcu. Ya 3-4 tane gördüm yani, o izliyordu, oradan denk gelmiştim. Hep aynı ya muhabbeti şey, yani. Ya CEO, zaten... ya doktor, ya avukat yani, o üçünden biri. Türk dizileri zaten, çoğu Türk dizileri şey, K-drama şeyi, uyarlaması oluyor genelde. Türk dizileri, bizimkinde bile adam vuruyor. Kore dizilerinde var mı öyle şeyler? En çok sıkan kızı alıyor işte bizim dizilerde. Ya, mesela Güneşi Beklerken diye bir dizi vardı. O direkt o dediğiniz doktorlar K-drama dizisi falan. Aynen.
Onlardan alın şey oluyor. Mucize doktor. Ama o biraz eskide kaldı. K-dramalar da artık nasıl denir gelişti. O klişe bayağı eskide kaldı ya. Söktün mü Korece'yi bari? İşte topik 3 nasıl derim onu ben? İngilizce olarak B1 seviyesinde. İngilizce. Valla seviyeleri hiç bilmiyorum da hani faydası olduysa ne ala. Benim bir arkadaş da öğrenmişti öyle de. Türkçe ile aynı ya işte. Animeciler genelde çat pat Japonca konuşabiliyor. Evet, Koreciler abi. Korece konuşuyor. Bayağı yıllardır anime izliyorum, yıllardır Korece izliyorum. Hiçbirinin ikisini bilmiyorum ya. Karıştırıyorsun gerçekten ya ikisini, o yüzden gidiyor herhalde. Önce birini bitir sonra diğerine başlarsın. Böyle anime izlemeye alıştığım zamanlarda böyle Japonca anlamaya başlıyorsun. Onu bırak Korece geçince anime şeyleri unutuyorsun. O kelimeler hep böyle belli kullanılan şeyler var. Onları unutuyorsun. Ne dedin ya? Öyle oluyor zaten ya. Dilinde çok az kelime var bir de mesela. Birkaç kelimeyle bütün hikayeyi anlatabiliyor adamlar yani. Aslında Çince öyle. Japonca öyle mi bilmiyorum ama Çince'de her kelime neredeyse aynı. Sadece tonlama çok önemli. Tonlama kelimeyi değiştiriyor. Tonlama değiştiriyor da yazılımları farklı işte. Ha, bir de evet. Şey var. Kelimenin kendinde dil bilgisi var. Yani dilde çok dil bilgisi yok. Kelimeleri peş peşe koyuyorsun falan. O yüzden biraz şey... Karışık evet. Ya Çince yani. O hep oradan çıktığı için Korece ile Japonca... Biraz şeyleri evet. Var da hani gene sıkıntı benim ya. Benim sahilime verin abilerim. Ben köy benim köylülüğüme verin. Benim çok bir bilgim yok onun için bir şey diyemiyorum. Ağzımı açamıyorum. Anlıyorsun demişsin. İzle anime olsun. Öğrenirsin sen de ya. Çok şey değil yani. Bir geliyor abi, oturuyor kafana yani. Hı? En anime. En sevdiğim anime Code Geass. Ben de çok severim onu ya. Lilouch mu? Aynen Lilouch. Lilouch. Britannia. Tamam. Mezru. Temera. Çok iyiydi ya. Sonunu hiç böyle beklemiyordum. Değil mi? Efsane çok... bitti ya. Ya ben o total olarak o 50 bölümü aldığın zaman o animede hani ana karakter başlıyor o şeyi kafasındaki şey sonda gerçekleştirmesi o oluşturduğu dünya inanılmaz çok güzel. Yani hele eskiden izlediysen bir de daha da etkisi olmuştu. Şimdi biraz daha şovcu animeler geldi de. Ya millet mesela Death Note diye kendini parçalar. Death Note da aynı yıl çıktı. İki sezon evet. Da yayınlandı şeyin Code Geass'ın. İki sezonda en iyi anime seçildi Japonya'da yayınlandığı dönemde. Death Note olmasına rağmen yani. Sorsan herkes Death Note'çu. Benim de şey... Brotherhood. Neydi Brotherhood'du ya? Hı? Full Metal Alchemist. Evet. Onunla bayağı hayranım var. Çok severim ben onu. Onun da sonu çok güzel. Onda da millet ikiye ayrıldı. Bizim millet her şeyi kavga edecek bir şey bu. Ya Brotherhood'cusundur onda ya orijinal şeycisi. Brotherhood. Taraf seçme. Hangi tarafını seç. Ben izninizi isteyeceğim. Tamamdır. Biz ufaktan kapatalım zaten ya. 2 saat olmuş. 2 saat 15 dakika. 7'de başladık herhalde. Bayağı oldu. Aynen. Çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki yayın şeyle ilgili olacak. Hutao geldiğinde işte sorarım eğer yayın zamanı müsaitseniz öyle olur ya da akşamüstü müsaitseniz yayını şey yaparak yaparız. Tekrardan teşekkür edeyim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz gerçekten. Görüşürüz. Güzel oldu bugün. Kendinize iyi bakın. Abi, buradan hayranlarınıza bir şey söylemek istiyorsan. Yayınlara gelin. YouTube'a herkesin linkini koyacağım zaten aşağıya. Chat'te de sürekli paylaşıyoruz. Evet. O zaman böyle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Bye bye. Bunu çek böyle. Bunu buradan al. Tamamdır. Oh, bayağı konuştuk be. Allah. Aa dur kapatmamışım lan videoyu. Pardon. YouTube kapatıyorum şimdi videoyu ya Allah'ım ya.